Marif platformumuz çerçevesinde ve Marif etkinlikleri çerçevesinde düzenli olarak yaptığımız toplantılar vardı. Osman Hocam'ın da önderliğinde. Şimdi onlardan birisini bir aradan sonra bayram tatili vesaire tekrar başlayalım dedik, giriş yapalım dedik ve kendi aramızda konuşmalar çerçevesinde değerli konuklar, Marif fikrinin çok önemli olduğu ve dolayısıyla yeni bir açılım olduğu şüphesiz ama bu fikrin yerleşip gelişmesinde bizzat öğretmenlerimizin ve eğitim bilimcilerimizin yani eğitim fakültelerinde görev yapan hocalarımızın önemli olduğu hatta belki de en önemli rolü üstlendiği, oynadığı fikriyle açıkçası hocalarıma demiştim öğretmen yetiştirme ve marif başlığını irdelesek nasıl olur? Onlar da dediler ki çok iyi olur. Bu vesileyle bir araya geldik. Ben izninizle çok kısa kendimle ilgili çok uzatmadan kendimi tanıtmak isterim. Gürkan Ergen, değerli konuklar, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü. Konumuzla ilgili olduğu için de eğitimin felsefi, sosyal, tarihi temelleri ana bilim dalında. Eğitim felsefesi ve değerli eğitimi daha çok uzmanlık alanlarım olarak aşağı yukarı 17-18 yıldır görev yapıyorum burada Çanakkale'de. Toplam meslek hayatım 27 yılı bulmuş oldu. 53 yaşındayım. Almanya'da 10 yıl kadar çalıştım. Heidelberg Üniversitesi'ndeydim. Yüksek lisans doktoramı orada yaptım. Ve değerli konuklar aşağı yukarı dediğim gibi 17 yıldır oradan gönüllü olarak döndüm Çanakkale'deyim. Şimdi şu dipnotu da paylaşayım. Burada paylaştıklarımın bizzat tecrübeyle de sabit olan bilgilerle dayandığını da hatırlatmak bağlamında 53 yaşımın aşağı yukarı 25-26 senesi Avrupa'da Almanya merkezli olarak geçti. Onu da ve akademik olarak 10 yıl kadar orada geçti. Bunu da paylaşmış olayım değerli konuklar. Evliyim, 3 yavrum var. Dua istirham ederiz. Evet şimdilik bu kadar diyebilirim. Önce bu başlık marif davamız bakımından neden önemli? Buna bir vurgu. Demin dediğim gibi eğitim bilimcilerimiz, eğitimcilerimiz yeniler mi? Hocam. Buyursunlar. Gürkan Hocam. Buyurun. Yeniden ele almamız mümkün mü hocam? Tekrar. Duyamadım. Kesinti oldu. Tabii ki. Öğretmen yetiştirme ve marif kıymetli hocam. Alt başlıkları da takdim edeceğim. Bir giriş bağlamında bir şey paylaşayım. Kısaca takdim edeceğim. Dediğim gibi eğitim bilimcilerimiz ve eğitimcilerimiz yenilenmedikçe gerek marif fikri, gerek müfredat, gerek eğitim sistemi, gerekse ilke, yöntem, araç, gereç ve binalar neyi yenilersek yenileyelim değerli konuklar, hiçbirisinin asıl mümkün olacak potansiyele, verime ve başarıya ulaşmayacağını ifade etmek sanıyorum yanlış olmaz. Eğitim bilimciler ve sahadaki öğretmenlerimiz yenilenmedikçe, değişmedikçe. Sonra öğretmen yetiştirme ve marif nasıl bir eğitimci yetiştirmek sorusunun cevabı eğitim nedir ve niçin gerçekleştirmesi gerektiği fikriyle doğrudan ilgili olduğu için çoğunlukla bu başlık üzerinde yoğunlaşacak bu konuşmam ve diğer şimdi sayacağım alt başlıkları hakkında da birkaç bilgi takdim edeceğim doğal olarak. Şimdi bu öğretmen yetiştirme ve marif dedik. Bunun bu başlık altında eğitim fakülteleri ve öğretmenlerin niteliği. Bunlara biraz bakacağız. Eğitim fikrinin
güçlü yönleri, sorunları, çözüm önerileri, eğitim fakültelerine ait yapısal sorunlar, adaylık sürecinin işte güçlü yönleri, sorunları, çözüm önerileri, öğrenim sürecine dair sorunlar ya da güçlü yönler ve öğretim üyeleri kaynaklı sorunlar neler gibi başlıklara kısa kısa bakacağız. Yapısal açıdan eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirmenin ne gibi sorunlar içerdiğini, öğretmen eğitimi, öğretmenlik uygulaması ne gibi sorunlar içerdiğini yapısal olarak ve belki de çok kısa gerekirse formasyon sertifika programları ile ilgili birkaç bilgi arz edip bunlar kısa kısa ama özellikle üzerinde durmak istediğim değerli konuklarım, eğitim fikri nedir? Çünkü bu bizim aslında bütün bu düşüncelerimizi aslında belirleyen, ona şekil veren, biçim veren, anlam kazandıran boyutu. Evet, eğitim fakülteleri ve öğretmen niteliği dediğimizde öncelikle bizim ihtiyaç duyduğumuz liderlerin KPSS formatında bir sınavı kazanıp kendini kurtarmak kaygısıyla atanmış konu anlatma memurları değil değerli konuklar. Bizim ihtiyaç duyduğumuz profil karakter sürdürülebilir bir hayat için, insanlığın felahı kurtuluşu için ahlaklı erdemli kişilikler yetiştirme sanatına gönül vermiş, adanmış lider eğitimciler. Dolayısıyla bir kere bu girişle sanıyorum aslında bu KPSS formatıyla da asıl eğitim fikrinin neresinde sıkışıp kaldığımıza sanıyorum fikir veriyor değerli konuklar. Evet, eğitim fikrine dair sorunlar demiştim. Eğitim ontolojik olarak felsefi ve ahlaki bir yaklaşım olduğu halde, yani eğitim fikri fıtratı gereği, doğası gereği felsefi ve ahlaki bir yaklaşım olduğu halde ne yazık ki eğitime dair, eğitim uygulamalarına ve sistemlerine dair tüm sorunlar sanki yalnızca ilke, yöntem, metodolojiye, içeriğe dair sorunlarmış gibi ele alındığından eğitime dair hiçbir soruna köklü cevap üretemediğimiz kanaatindeyim acizane. Eğitimdeki kök sorun ilke, yöntem, metottan ziyade bizzat eğitimin ne olduğuna, temel aldığı değerlerin hangileri olduğuna, esas aldığı insan ve dünya tasavvurunun ne olduğuna, eğitim fikrinin asıl iddiasının, vizyonunun ne olduğuna ve bunların neler olması gerektiğine dair sorular ve sorunlardır eğitime dair kök sorunlar. Bunlara cevap bulursak kısacası bizi hangi istikamette, ne yönde gitmemiz gerektiği ve öğretmeni nasıl yetiştirmemiz gerektiğine dair bir fikir verecektir. Unutulmamalıdır ki değerli konuklarım, eğitimin ve öğrenimin kazanımları olarak örneğin ahlaki bilinç ve vicdani gelişim düzeyi, düşünme gücü, bilgi, beceri, yeterlik, yetkinlik ve benzeri bunların hiçbirisi ulaşılabilecek son noktayı, son durağı ifade etmez değerli konuklar. Yani örneğin değer okur yazarı, bu benim bir modelimdi ama medya okur yazarı son noktayı anlatmıyor. Aslında bir sürecin belli bir durağını anlatıyor değerli konuklar. Dolayısıyla eğitimin bütün kazanım ve hedefi dediğim şeyler ara duraklarını ifade ettiğinin farkında olmamız lazım. Çünkü hepsi sonsuz ve sınırsız bir yolculuğun şimdilik bilinebilir, hali hazırda ulaşılmış, en iyi ihtimalle şimdilik en üst düzeye durağı işaret ediyor. Bu nedenle eğitim iddiasında son bir noktayı, sürecin bitiş çizgisini ifade etmez eğitim iddiası. Aksine hikmet arayışında
olmayı ifade eder. Yolda olmayı ifade eder. Yani bu tabiri uygunsa hani seyri sülük bağlamında sınırsız bir yolculuğa işaret eder. Dolayısıyla ben bu beceriyi kazandım, öğrendim, bitti diye bir şeyden eğitim adına söz edilemez değerli konuklar. Bu nedenle bu fikrimizi bir kere biz neye göre eğitim sistemimizi, öğretmenlerimizi neye göre yetiştiriyoruz sormamız lazım. Üzülerek gözlemlerim okullarla sıkı ilişki halindeyim. Yanılırsam düzeltebilirsiniz. Gözlemlerim şunu gösteriyor. Bugün akademisyenler de dahil, biz üniversitedeki hocalar da dahil olmak üzere okuldaki öğretmenlerimiz ve okullar bana nasıl bir görünüm sergiliyorlar? Benim gözlemim ne? Biliyor musunuz değerli konuklar? Sanki biz öğrenmeleri tamamlamışız. Biz bitirmişiz. Biz tamamız yani. Dolayısıyla sadece öğreten kişiler kurumlara dönüşmüşüz adeta. Oysa ki kendi öğrenmeyen başkasına hiçbir yeni öğrenmeye ilham veremez. Dolayısıyla bizim kendi konumuz da bitmiş bir konum değil. Devam eden bir süreç olduğunun farkında olmalıyız derim değerli konuklar. Eğitim insanın varlık ve anlam arayışı sorununa cevap bulabilmesi için marif, insanın varlık alanındaki yeri doldurulamaz değerini, önemi ve konumunu idrak edebilmesi için mümkün olan en üst düzeyde değer bilinci ve vicdan geliştirebilmesi için tüm varlıkla birbirini destekleyen, destekleyip geliştiren en verimli ve nitelikli etkileşim ve iletişime geçebilmesi adına ihtiyaç duyduğu tüm potansiyelleri açığa çıkarabilmesine, yeterlik, yetkinliklerini geliştirebilmesine rehberlik etme sanatı olarak düşünmek gerekir kanaatimce. Yani şu mesleği formasyonunu ya da şu mesleğin gerekliliklerini kazanmış olmak eğitim fikrini yeterince açıklamadığını sizler de biliyor ve takdir ediyorsunuz. Tam da bu nedenle eğitim üzerinde sürekli düşünülmesi gereken, felsefesi yapılması gereken ve yeniden anlaşılması gereken bir olgudur aslında. Durum böyle olduğu halde değerli konuklarımız, günümüzde eğitimle yakından uzaktan dolaylı dolaysız ilgili tüm alanlarda ve birimlerde eğitim bilimcilerden YÖK'e, MEB'den öğretmenlere tamamı eğitimin ne olduğunun ve olması gerektiğinin nihai cevabını bulmuş ve çözmüş gibi bir görünüm sergiliyoruz. Dolayısıyla öğrenmenin yalnız teknik boyutlarının çözülmesi gerektiği algısıyla hareket ettiğimizi ve daha çok bu yönde gayret gösterdiğimizi tecrübe ediyorum diyebilirim. Özetle eğitim ve öğrenmeye dair sorunlar, ki eğitim çoğunlukla öğrenmeye indirgenmiş günümüzde ve öğrenmeyle eş anlamlı olarak kullanılıyor ne yazık ki günümüzde, yalnız konu içeriklerine, mekana, öğrenci sayılarına, ilke, yöntem, materyal, ölçme, değerlendirme gibi teknik sorulardan ibaret olmadığının ve eğitimin daha fazlasını ifade ve iddia ettiğinin sanki ön plana çıkarmamız gerektiğini vurgulamak istiyorum. Hani marif fikriyle ne alakası? Tam bu bahsettiklerim bakımından öğretmen yetiştirmeyi bu çerçevede, burada girişte bahsettiğim şekliyle yeniden düşünmemiz gerektiğini, hiçbir eğitimcinin, başta bilimciler olmak üzere öğretmenlerin kendini yeterli olmuş olarak görmemeleri gerektiğini, sürekli öğrenmesi ve düşünmesi gereken karakterler olarak algılaması gerektiğini, kurumların, üniversiteler başta olmak üzere okulların sürekli öğrenen ve düşünen kurumlar olduğunun farkına varmaları gerektiği kanaatindeyim. Oysa ki yanılıyorsam düzeltin, ben 17 yıllık tecrübemle Türkiye'de konuşuyorum.
Ne yazık ki bu kurumlarımız sanki her şeyi çözmüş, bir direktifle YÖK'ten bir karar geliyor, böyle yapın diyor. Öyle yapılması gerekiyor. Ya da rektör ya da dekan bir karar, bölüm başkanı bir karar veriyor. Sanki tek yol, her şey orada, bütün cevap çare gibi. Kısacası bu istişari mekanizma, eleştirel mekanizma ve kendimizin öğrenme pozisyonunda, düşünme pozisyonunda olduğumuzu görme ve bu istişare mekanizmasını daha etkili kullanma adına daha etkin olmamız gerektiği kanaatindeyim. Evet, eğitim nedir, ne olmalıdır? Eğitim yalnızca mesleki öğrenim midir? Özellikle dikkat edin, aile eğitimin neresinde günümüzde? Harika bir iddiamız var, eğitim ailede başlar diye. Gerçekten ciddi mi bu iddia? Samimi miyiz bu iddiada? Yoksa sadece bir slogan mı? Neden mi diyeceksiniz? Tüketim odaklı olup çocuk ve aile dostu olmayan iş ve çalışma dünyasında anne ve babanın mutlaka istihdama zorlandığı ve çocukların da 3 yaşlarından itibaren kreşleri terk edildiği bir dünyada ebeveynlerin çocukları eğitebildiğinden gerçekten ne kadar söz edebiliriz? Hele bugün teknolojinin de baskın olduğu bir dünyada, benim çağımda, dediğim gibi 53 yaşındayım, benim zamanımda, buradaki Hazirun'dan da bu tecrübelere sahip olanlar vardır, %70'imizi çocukluk dönemimizde kişiliğimizin ailemiz oluşturdu. Sonra okula başlamakla adım adım okulun oranı artar, hatta belki de biraz geçerdi aile etkisini okulun kalitesine göre. İşte %40'a aile düşerse, hani ailenin eğitim etkisi, %60 okulun çıkardı. Bugün böyle mi? Bugün muhtemelen, bu bir araştırmaya dayanmıyor ama genel kanaat olarak söylüyorum, buna dönük çalışmalardan izlenim olarak söylüyorum, birebir yapılmış bir çalışma sonucu değil. Ama benim bugünkü izlenimim, çocukların %70 artık sosyal medya ve teknolojiden kişilik adeta ve kimlik oluşturduğunu söylemek pek de sanki yanlış olmasa gerek. Evet, bir insanın erdemli bir karakter olarak yetişebilmesine rehberlik etme, eğitimin gerek içerik gerek süreç olarak neresinde yer alıyor? Nerede buluyoruz? Yani erdemli bir şahsiyet olsun bu okula, bu eğitim kurumuna gelen insan. Eğitim yalnızca mesleki beceri ve yeterli kazandırmanın ön koşulu olan öğrenmelerin gerçekleştirildiği bir faaliyet midir ve faaliyet alanı mıdır? Milyonlarca çocuk ve genç neden üstelik haftanın 5 günü okullarda 4 duvar arasında hapsediliyor? Eğitim ve öğrenmenin tek yolu bu mu gerçekten? Mesela bizim eskiden, örneğin doğrudan çalıştığım için İmam-ı Rabbani Hazretlerinden bir örnek vereceğim. Bugün diyoruz ya, evden eğitim ya da harmanlanmış öğrenme adı veriliyor. Ne demek bu? Öğrenen kendi adına çalışıyor, öğrenmesi gerekenleri, sonra geliyor bir üstadı eşliğinde istişare ediyor. Şimdi bunun adı ne değerli konuklar, biliyor musunuz? Eğitim bilimci hocalarım zaten doğrudan biliyordur. Bunun adı şimdi harmanlanmış öğrenme yaklaşımı altında ne onun adı? Ters yüz edilmiş sınıf. Ne demek bu? Çocuklar edinmesi gereken bilgileri kendileri ediniyor farklı kaynaklardan. Geliyor sınıfta, okula 2-3 gün gidiyor sadece, haftanın 2-3 günü. Geliyor okulda, o bilgileri artık sentezleme düzeyinde, yani hocalarıyla tartışarak derinleştiriyor. Böyle bir şey mesela mümkün değil mi? Yani bu şu an halihazır modele mahkum muyuz? Bakın, bu soruları sormamız gerekiyor. Dolayısıyla öğretmen ve eğitim, öğretmen yetiştirmeyi bu bağlamda, bu yeni belki fırsatlara, imkanlara ve bakış açısı ya da paradigmalara göre
yenilememiz gerektiği kanaatindeyim. Evet, eğitimle ilgili bu sorulara cevap verilmediği sürece eğitime dair hiçbir sorunun gerçek anlamda çözülmesi kanaatimce pek de mümkün görünmüyor. Marif, yani eğitim, insanın kemalata erebilmesini rehberlik etme sanatı olmalıdır. Marif, insanın kendini bulabilmesine, bilmesine, varlık alanındaki konumunu idrak edebilmesine rehberlik etme sanatı olmalıdır. Eğitim, hakikate uygun tanzim edilmiş bir hayat sürdürebilme gayesiyle insanın erdemli ve bilge bir kişilik kazanmasına rehberlik etme sanatı olmalıdır. Bu çerçevede marif, değerler ve değerli olana dair üst düzey bir bilinç ve farkındalık ve duyarlılık geliştirme gayretinin adı olmalıdır. Girişte söylediğim gibi belli bir mesleğe hazırlığın ön adımları değil. İnsanın diğer tüm varlıkla ilişkisini belirleyen ve temelini oluşturan sevgi, saygı ve güveni yaşamının anlamını hale getirebilme gayretinin adı olmalıdır. Dolayısıyla adaleti, iyilikseverliği, hayrı, hasenatı, salih ameli, anlayışlılığı, özümseme süreci olup insanın tüm arzu, ihtiyaç ve seçimlerini başta inancı olmak üzere tüm bu ilke ve değerler ışığında muhakeme edebilme yetkinliği neticesinde tüm ilişkilerini nezaket, zarafet, anlayış ve estetik ile yapılandırabilme marifeti ve kapasitesi kazandırmaya rehberlik etme faaliyeti olmalıdır. Biraz yüklü oldu ama hakkınızı edin. Anlatabildim mi? Yani bakın, bu bağlamda marif fikrini derinleştirmeden sanki neymiş biliyoruz da onun cevabı zaten var, gelin yöntem içerikle uğraşalım gibi bakmak eksik kalabilir değerli konuklarım. Evet, marif ayrıca varlığın nesnel hakikatini keşfetmeye ve açığa çıkarmaya çalışan doğa bilimlerinin ve varlığın anlamsal hakikatini keşfetmeye ve açıklamaya çalışan sosyal bilimlerin tüm bulgu ve birikimlerini insana erdemli bir kişilik kazandırmak hedefiyle anlamlı bir bütünlük içerisinde sunma ve bunlardan yeni sentezler oluşturma becerisi kazandırmanın adı olmalıdır değerli konuklarım. Evet, fark ettiğiniz gibi önce marif fikrine derinlemesine bakmak gerekiyor değerli konuklar. Bilmiyorum şu an dinlediklerinizden hareketle pozisyonunuz nedir? Biz sanki bütün bunların çözümünü, adını koymuşuz, biliyoruz zaten. Hadi bakalım, gelin öğretiyoruz mantığıyla yaklaştığımız kanaati, asıl o arzu ettiğimiz marif fikrini ne yazık ki imha ettiği kanaatindeyim. Dolayısıyla olduğumuz yerde belki de çabalayıp duruyoruz gibi geliyor. İnsan, değerli konuklar, önce mutlaka kendisiyle ilişkilerinin, diğer insanlarla ilişkilerinin, farklı gruplar, toplumla, kuruluşlarla, kurum ve kuruluşlarla ilişkilerinin, hayatıyla ve başka hayatlarla, doğayla, inancı, Rabbi ile ilişkilerinin, dikkat edin, ahlaki niteliğinin mutlaka farkında olmalı. Çok önemli. Ve bunu nasıl kazanacak bir insan? Öylesine mi, yoksa işte tam da bu noktada insanın marif ile desteğe ihtiyacı yok mu? Erdemli bir insan olmak, ailemize, vatana, millete, ümmette ve nihayetinde tüm insanlığa hayırlı bir evlat olabilmek kendiliğinden olacak insan bir şey değil. Ve böyle bir ideal, değerli konuklar, aslında benliğimizin ya da kimliğimizin, ülke olarak, ideal olarak hedeflediğimiz kimliğimizin karşılığını ifade ediyor. Ancak bu kimliğe ulaşma yolunda neresindeyiz bu seyrin?
ne kadar geliştirdim kendimi böyle bir kimliğe dönük, bunların farkında olmamızı, bu seyrin neresinde olduğumuzu, algıladığımız kimliği kendimize ilgili ne kadar uygun, tutarlı olduğunu tespit edecek yetkinliğe ulaşmamız gerekiyor. Ve bunda da yine Maarif değerli konuklar bize yol gösterici olması gerekiyor. Yani eğitimci, öğretmen, anne, baba, hepsi. Evet, bu soruların cevabını verdik mi? Mesela günümüz eğitim sisteminde. Evet, erdemli insan olmak. Bu yolda mesafe kat edebilmek için kimliğimizin tüm bu boyutlarını ve bu boyutlar arasındaki mesafeyi kapatabilmek, kıymetli konuklar, yalnızca tüm bu boyutlarımızdan haberdar olmak ve bu boyutları, bu yönlerimiz, yani bu özelliklerimizi ferasetle yönetebilmekle mümkün olur. Peki böyle bir feraseti şu anki eğitim kazandırıyor mu? Aczane, marifin temel hedeflerinden birisi böyle bilinç ve böyle bir bilinç ve feraset kazandırmak olması gerektiği kanaatindeyim. Üstelik çok köklü ilim, irfan, fazilet birikimimize rağmen günümüz Türkiye'sinde felsefi ve bilimsel bir disiplin olan eğitim ile değerler, ahlak, ilim, irfan ve fazilet ilişkisinin ne yazık ki olması gerektiği düzeyde olmadığını ya da olması gerekenden çok uzak olduğunu müşahede ediyorum acizane. Tabii ki yanılabilirim ama benim tecrübe ettiklerim. Maarife göre talebe, bakın talebe, eğitim sürecinin öznesi iken günümüz eğitim anlayışı çocuğu fiziksel, biyolojik, psikolojik ve sosyal, çevresel etkenlerin oluşturduğu bir nesne olarak kabul ediyor. Çok ilginç. Günümüz eğitim bilim anlayışı. Nereye dayanıyor bu? Ta işte örneğin Durkheim'e kadar geri gidiyor. Daha da örnekleri çok da. İnsan çevre koşullarının esiri bir varlık, nesnesi bir varlık. Gerçekten bu kadar mı insan? Durkheim ne diyor? Yani doğrudan alıntıyla ifade edeyim. Diyor ki bilimin birisine uyguladığı eylemdir diyor eğitim. Allah Allah. Peki o birinin kendisine uyguladığı bir etkinlik neden olmasın eğitim? Kendisiyle gerçekleştirdiği bir etkinlik neden olmasın eğitim? Neden insan faili olmasın bizzat, öznesi olmasın kendini yetiştirme sürecinin? İşte bakın, bu halihazır bu kalıpları sorgulamak ve yeniden yapılandırmak ihtiyacı olduğu kanaatindeyim. Bu bakış açısına göre özne ve onun iradesi yok hükmünde. Öznenin kendisine mahsus özellikleri, tüm iç kaynakları ve dinamikleri görmezden gelinip yok sayılmakta. Günümüz eğitim, diğer bir ifadeyle öğütüm sistemi aracılığıyla insanlar bin bir maskeli kişiliğe ya da kişiliksizliğe, zavallı figüranlara dönüşüyor ne yazık ki. Aslında değer kodları bakımından insanımız vatanı için ölecek heyecana sahip olduğu halde, bakın bu batı menşeili eğitim anlayışı ve fikri nedeniyle yan baktın diye, yol benimdi diye öldürecek zavallı aciz kuklalara dönüşüyor, düşünün. Bir karakter değil bakın. Ben bu ilkemden vazgeçmem, Allah rızası için bunu yapmam diyecek bir karakter değil, yol benimdi diye adam öldürecek bir zavallıya dönüşüyor. Bu profildeki insanlarla değil şiddete, cinayete, cinnete vesaire gibi en köklü, en belki köklü sorunlara çözüm üretmek, inanın bana, çok sıradan tartışma konusunu bile çözmek çok zor bu profille. Evet, epey konuşmuş oldum sanıyorum. Yarım saat kadar oldu. Bir iki not paylaşıp çok kısa kıymetli üstadlara
sözü bırakayım. Sonra yine devam edelim. Bahsetmek istediğim bir iki küçük not da şu. Değerli konuklar, kendi içinde bulunduğu medeniyet havzası ve medeniyet havzasındaki değerler, inançlar, felsefi, sosyolojik, tarihi birikimin farkında olmayan bir eğitim sistemi ya dogmatik bir doktrin, yani endoktriner olmaya ya da başka kültürlerden devşirme, ithal dünya görüşlerine bağımlı kalmaya mahkumdur. Oysa ki başka kültürlerden eğitim felsefeleri, dünya görüşleri ithal etmek demek, gönüllü olarak asimile olmak demektir. Diğer bir ifadeyle kendi medeniyet mirasını, kültürel birikimini yine kendi elleriyle imha etmek, yok etmek demektir. Eğitimin bilimsel olabilmesi için önce bir felsefesi, bir hikmet arayışı olması gerekir. Ülkemiz eğitim sisteminin kendi binlerce yıllık değerlerinden, medeniyet birikiminden beslenerek sentezlemiş ya da sentezlenmiş bir eğitim fikrine, hatta farklı ekolleri yeniden yorumlamak yoluyla geliştirmiş özgün bir eğitim fikrine dayandığını söylemek ne yazık ki pek de mümkün değil değerli konuklar, benim gözlemlediğim kadarıyla. Dolayısıyla ülkemiz eğitim sisteminin bir eğitim felsefesinden ya da bir eğitim felsefesinin olduğundan, hatta herhangi bir felsefesinin olduğunu söylemek zor mümkün. Neden? Tabii ki geniş anlamda yok değil. Mesela pragmatizm falan, ama inanın bana felsefi bile değil, tamamen ideolojik doktrin mahiyetinde. Dolayısıyla değerli konuklar, Türkiye'de eğitim batılaşma projesinin aygıtı olarak devlet merkezci ideoloji mühendisliği aracılığına dönüştürülmüş durumda. Ayrıca bu ilkelere dair, yani bu ideolojik oluşturulmuş ilkelere dair felsefi analizlerin yapılması, tartışılması vesaire adeta mümkün değildir. Bu yönüyle de eğitim sistemimiz tırnak içerisinde oldukça totaliter bir görünüm arz ettiğini söylemek isterim. Ve şimdilik burada nokta koyayım. Şimdi eğitim fikrine dair sorunları paylaştım. Sonraki ikinci adımda da belki işte öğretmen yetiştirmeyi bu bağlamda nasıl yeniden düşünmek gerekir boyutuna inşallah geçeyim. Ama ondan önce çok kıymetli konuklarımız ve öncelikle de müzakereci hocalarımızı uygun görseniz bir belki üçer dakika, gerekirse birkaç dakika eklemek yoluyla dinleyelim. Sonra ikinci tur tekrar ikişer, üçer dakika, üçer, beşer dakika verebiliriz. Bu şekilde toplantıyı sürdürebiliriz. Ben sonraki aşamada sizi dinledikten sonra ikinci etaba izniniz olursa geçerim inşallah. Evet değerli hocalarım, buyursunlar. Söze kim hazır, kim başlamak ister? Behçet Hocam, buyursunlar. Teşekkürler hocam. Emeğinize sağlık hocam. Gerçekten istifade ettim. Güzel bir sunum oldu. Tabii böyle kısa bir sürede her şeyi söylemek de elbette doğru, beklenmez, mümkün değil. Evet. Eminim daha söyleyecek çok şeyiniz var. Aynen. Bunları belki zaman içinde bu tür toplantılar yaparak, çalıştayları yaparak daha da ayrıntılı bir şekilde ele alabiliriz. Behçet Hocam, özür dilerim. Küçük bir bilgi izninizle. Bu dediğiniz gibi aslında bir bölüm yazısının özetinin özeti. Benden bir bölüm yazısı talep edilmişti kıymetli hocam. Haklısınız. Paylaşmış olayım. Buyurun. Hocam ben aynen size katılıyorum tabii. Şimdi şu anda öğretmen yetiştirmede bizim aslında bir fakültemiz var, eğitim fakültesi adı altında. Bunun bir programı var. Türkiye genelinde çakılı bir program. Ben çakılı programdan, eğitim fakülteleri için çakılı programdan yanayım. Bazı arkadaşlar
şey olabilir deniyor, esnek olabilir deniyor. Bazı dersler dışında çakılı olmasının gerekli olduğunu inanıyorum. Şimdi bir zamanlar eğitim fakültesine gerçekten nitelikli öğrenci geliyordu. Daha sonra formasyon verilmeye başlandı. Formasyondan sonra eğitim fakültelerinin niteliği düştü. Bu aslında bir çelişki. Bunu ortadan kaldırmamız lazım. Ama tabii Kesinlikle. mesela Fen Edebiyat Fakültesine giden ya da İlahiyat Fakültesine giden öğrencilerin önemli bir kısmının beklentisi öğretmen olmak. Yani öncelikle o iki fakülte ya da işletmeye de sanırım şey veriliyor. Hatta mühendislikler bile bizden formasyon arıyor. Hukuk fakültesi mezunları formasyon arıyor. Öncelikle bunlara bir çözüm bulmamız lazım. Belki şunu anlatmamız lazım. Mesela her üniversite öğrencisine devletin iş bulma ya da bir yerde çalıştırma gibi bir görevi yok aslında şey olarak düşündüğümüzde. Öğrenci buna hazır olarak gelirse daha farklı bir anlayış ile öğretmenliğe bakabilir. Formasyon ve çelişkisini ortadan kaldırmamız lazım. Tabii bunun tartışılması lazım. Bunun siyasi boyutu var, ekonomik boyutu var, artı öğrenci boyutu var. Hala bir öğretmen seçme ve yerleştirme şeyimiz yok. Politikamız yok. Sürekli değişiyor. Zaten formasyondan da anlaşılıyor. Siz eğitim fakültesinin puanlarını yükseltseniz de öğrenci Fen Edebiyat'a gidiyor. Hem burs alıyor oraya gittiği için. Hem de eğitim fakültesi öğrencilerinden daha rahat, daha kolay bir şekilde formasyon alıyor ve öğretmen olma hakkını elde ediyor. Şimdi buna bir çözüm bulmamız lazım. Evet. Ya eğitim fakültelerini de ortadan kaldırıp işte üniversite mezunları bir sene, iki sene formasyon aldıktan sonra öğretmen olma hakkını elde edebilir şeklinde bir politika izlememiz lazım. Ya da eğer öğretmen yetiştiren bir fakülte varsa bunu daha da güçlendirmemiz lazım, sahiplenmemiz lazım. Ben sahiplenmekten yanayım. Yani eğitim fakülteleri devam etmeli ve öğretmen yetiştirme hakkı eğitim fakültelerinde olmalı. Mesela Şubat'ta bütün öğrencilere formasyon verildi. Bu özellikle deprem bölgelerinde bu dönem öğrenciler yüz yüze ders de yapamadılar, devam edemediler. Rabbim bir daha böyle felaketler göstermesin. Amin. Çoğu öğrenci tabii haklı olarak. Yani öğrenci öğretmenle sınıfta yüz yüze gelmeden, eğitimin ne demek olduğunu sınıf ortamında tartışmadan, öğretmenin model almadan eğitimleri derslerini aldılar. Bu tabii ki öğretmenin kalitesini düşürüyor. Sıkça model değişikliği yapılıyor. Yani bir modelin avantajları, dezavantajları neler? Bunlara bakmadan ya da bunlar hakkında yeterince veri toplamadan beklenen bir şey var, bir başarı var. O modeli önerenlerin eğer yakalanmadıysa o zaman model işe yaramadı düşüncesiyle o model ortadan kaldırılıyor. Mesela bir ara eğitimci arkadaşların hepsi bilir, yani hepiniz bilirsiniz. Yapılandırmacı yaklaşımla öğretmen yetiştirmeye başladık. Ben yanayım yalnız bundan. Yani aslında başarısızlığımızın nedeni yapılandırmacı yaklaşım değildi. Bunu öğrenciye anlatamadık. Derse giren hocalara anlatamadık. Mesela hoca öğrenciye ödev verdi. Sınıfta öğrenci sunum yaptı. Dersler bu şekilde tamamlandı. Yapılandırmacı yaklaşım yeterince anlaşılmadığına inanıyorum. Biliyorsunuz bir bilişsel yapılandırmacılık var, bir de sosyal yapılandırmacılık var. Mesela sosyal yapılandırmacılık açısından düşündüğümüzde siz bilgiyi, kültürden, toplumdan hatta insan düşüncesini, zihnini ayrı düşünemezsiniz. Bir parçasıdır. Bu alana fazla giremedik biz o dönem. Öğrenci öğretmeni değerlendiriyordu. Mesela bir ara işte karşılıklı menfaat ilişkileri başladı. Daha farklı şeyler şu anda belki zaman dar olduğu için özet olarak vermeye çalışıyorum. Daha farklı şeyler devreye girdi. Vazgeçildi. Yapılandırmacı yaklaşımdan vazgeçildi.
Onun yerine ne geldi ben şu anda tam olarak bilmiyorum arkadaşlar. Belki bu benim eksikliğim ama böyle bir model belirsizliği var bizde öğretmen yetiştirmeyle ilgili. Bir net modelimiz olmalı. Buna bir karar vermemiz lazım. O modeli zaman içinde geliştirebiliriz. Eksiklerini telafi edebiliriz, giderebiliriz. Ama böyle sık sık model değiştirmek de aslında zihinleri bulandırmaktır. Benim şahsi kanaatim. Eyvallah. Hocam zamanım varsa devam edeyim. Yoksa Hocam dedik böyle izninizle belki son cümle alalım. Sonra tekrar geliriz kıymetli hocam. Diğer hocalarımızı da dinleyelim. hocam bir de öğretmen yetiştirmede bir planlamamız yok. Artı öğretmen yetiştirme ve atama ölçütlerimiz yok. Bunlara belki karar vermemiz lazım. Tartışıp birlikte tabii daha geniş bir kitleyle, daha geniş bir camiayla bunlara karar vermemiz lazım. Eyvallah, eyvallah. İçerik yöntem tartışması sıkça yapılıyor. Mesela ben yönteme tekniklerin nereden geldiğine bakılmaksızın faydalıysa, gerekliyse kullanılmalı. Ama içeriğin bize özgü olması gerektiğine inanıyorum. Belki bunu daha geniş bir şekilde tartışabiliriz. Ben şimdilik sözü size bırakayım hocam. Daha Eyvallah. sonra zaman olursa devam edebilirim. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli hocam, değerli katkılarınız için. Evet, sonra Tamam. tekrar bir tur daha söz birlikte konuşacağız inşallah. Sıradaki hazırım diyen Gürkan hocamız hocam söz alabilirim. buyursunlar kıymetli hocam. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar tüm hazırına. Aleykümselam. Selamlıyorum hürmetle. Ahmet Yapıcı, Önder Genel Başkan Yardımcısı. Şimdi siz aslında başlangıçta teorik çerçeveyi çizdiniz. Yani eğitim ve diğer taraftan marifle ilgili neyin anlaşılması gerektiğine ilişkin bir teorik bir çerçeve çizdiniz kapsamda. Dolayısıyla oraya değinmek den ziyade ben birkaç hususu paylaşmak istiyorum. Bizim maalesef Türkiye'de eğitim hep böyle şekil, nicelik, yapı üzerinden hep tartışılıyor. Yapılarda sürekli bir değişim, bu bize eğitimde sanki bir yenileşme, bir gelişme gibi önümüze konulmaya çalışılıyor. Elbette bunların bir anlamı var. Ama sizin başta çizdiğiniz eğer eğitimden neyi kastediyorsunuz? Eğitimle gayeniz ne? Eğitimle nasıl bir toplum, nasıl bir birey inşa etmek istiyorsunuz? Bu soruların cevabı henüz daha yörüngeye oturmamışsa, sonrasında yapılacak bütün bu yenilik veya gelişmeler kadük kalır. Zaten biz bugün bu sorunu yaşıyoruz. Aynen. Mesela bizim işte Türkiye'nin, İslam dünyası da buna dahil, yaklaşık bir 150-200 yıllık hala içinden çıkamadığımız zihinsel anlamda bile bir rota sorunumuz var. Yani bizim rotamız batılılaşmayla gelen, modernleşmeyle gelen ve hala zihinsel anlamda çözemediğimiz toplumsal kabul, ortak bir konsensüs anlamında biz nereye aitiz? Yönümüzü nereye dönmeliyiz sorusuna biz milletçe toplumsal bir ittifakla henüz bir cevap vermiş değiliz. Dolayısıyla bu bizim Türkiye'nin siyasi tarihine yansıdığı gibi eğitim tarihine yani 100 yıllık Cumhuriyet tarihindeki eğitim politikalarına baktığınız zaman bu yörüngesizliğin, bu rotasızlığın şeylerini çok net görüyoruz. Aslında Cumhuriyet yönetimi rotayı belirlemiş, batılılaşma demiş, Batı dünyası demiş. Ama Jacoben vari belirlenmiş bir devlet, yukarıdan dizaynla belirlenmiş bu rota, toplum katmanlarına indiğiniz zaman toplumun istek, talep, tarihi kimliği ile örtüşmüyor. Örtüşmediği zaman da hep bir kriz ve bir çatışma alanı yaşıyor Türkiye. Dolayısıyla bence biz marif diye bir eğer bir eğitime dair yeni bir yaklaşım, yeni bir alternatif model sunacaksak, yani şekiller üzerinden değil, bizim tarihi kimliğimize, İslam tarihinin, İslam ilim geleneğinin, düşünce geleneğinin getirdiği birikimi baz alarak elbette
o tarihi, geleneği, insanlığın ortak mirasını, tecrübesini, bu toplumun değerlerini harmanlayarak elbette bir yapı oluşturabiliriz ama bence oradan başlamak lazım. Yoksa hep ikili yapıyla, evet Cumhuriyet medrese mektep ikiliğini kaldırdı ama zihinlerde hala bu ikili yapı duruyor. Dolayısıyla biz bence önce buradan başlamalıyız ve bizim okullarımızda milli eğitim üzerine, üniversite üzerine, Türkiye'de eğitim üzerine kafa yoran tüm sermayeyi topladığımız zaman bakın hep tartışılan şey şudur. Yani 20-25 yıldır biz eğitimde başarısız olduk. Hep bunu söyler büyüklerimiz, işte hocalarımız. Ama şu tarafı da sormak lazım. Yani bütün faturayı siyasete kesmek evet ayrı bir şey ama acaba bizim ilmiyemizin, bizim kalemiyemizin, öyle diyeyim, akademimizin, eğitim camiamızın biriktirdiği tutarlı, ihtiyaçlara cevap verecek fikri anlamda bir felsefe anlamda bir eğitim sermayesi var mı? Çünkü toplumda biriken bu sermaye yukarıyı zorlar, üst yapıya yansır. Yani dolayısıyla bizim henüz sanki zihinlerdeki karışıklık, az önce bahsettiğim bu karışıklık sanki netleşmediği için biz henüz sivil anlamda Türkiye'de kurum ve kuruluşlar, toplumun farklı kesimleri bu marif dediğimiz bizim tabiatımıza, kimliğimize uygun bir eğitim sistemi anlamında henüz biz bir tutarlı ve makul bir sermaye oluşturamadık. Bunu oluşturamadığımız zaman da biz hep var olanı tartışıyoruz. Ya var olanı tartıştığımız zaman sahaya 1-0 mağlup çıkıyoruz. Kesinlikle. Yani var olan dediğim şey şu, bakın son 20 yılda Türkiye'de ortaokuldan liseye geçiş sistemini biz 5 defa değiştirmişiz. Üniversiteye geçiş sistemini 4 defa değiştirmişiz ve her defasında bir öncekini veya iki öncekini geri getirmişiz. Yani mehter takımı gibi yani gitmişiz. Bu neyin ifadesi? Bu az önce bahsettiğim zihinsel karışıklığın, rotasızlığın bir ifadesi. O yüzden burada bitireyim. Bence asıl başlanması gereken yer hazır bulduğumuz yapıyı, önümüzdeki modeli, bize dayatılan, sunulan şablonu değil, yani sanayi devriminin getirdiği okulu kutsallaştırarak, kitlesel eğitimi değişmezmiş gibi ölçü alarak onun üzerinden tartışmak, öğretmen yetiştirmek, işte eğitim modelini sınıflandırmak yerine bence temelden başlayarak bu yapıyı sorgulayarak bir rota belirlersek daha sağlıklı olur diyeyim, sonrasında devam ederim. Çok teşekkür ederiz. Yani ben hatta izni izle şunu söylemek istiyorum. Daha sağlıklı olmaktan öte bu haliyle aslında sistemi, eğitim sistemini öğüten, eğitim sisteminde öğüttüğü bir yapı ortaya çıkıyor. Yani birbirini besleyip geliştiren değil. Türk eğitim sistemi özelinde ve hepsine, hangine bakarsak bakalım, Batı'dan transfer edilmeye çalışmış değerler, ilkeler, ölçüler bunlarla olmaz. Ve bunların hiçbir şekilde kendisine uymayan, şöyle düşünün, yani bana gelip bir kıyafet giydiriyorsunuz, benim ölçülerimle alakasız. Ondan sonra da bana kızıyorsunuz, nedir bu hal falan diye. Dolayısıyla böyle zorla, ideolojik sıkıştırmayla ne yazık ki bir yere varamayız. Ve çünkü sebebi şu, değerler, inanç, dünya görüşü, düşünme biçimi veya işte paradigma, felsefe, karakter, bunların hiçbiri transfer edilemez. Al bu senin olsun, al olmaz. Peki ne olur? Adım adım hepsi bizzatihi tecrübe etmek yoluyla, o değerleri yaşamak yoluyla, iradi, eylemsel ve hayata geçirecek adım adım inşa edilerek kazanılır. Ve biz bu noktada ne yazık ki işte bu bahsettiğimiz, girişte verdiğimiz çerçeve bağlamında sizin de ifade ettiğiniz gibi karışıklık değil aslında. Karışıklık vatandaşta var, çocukta oluşturuyoruz. Şeyi, eğitim sisteminin, yani o tırnak içerisinde o ne diyelim ona, şeyin,
resmi ideolojinin kafası karışık değil. Ne yapmak istediğini biliyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla o karışıklığı üretiyor dolayısıyla. Ya ben öyle olmak istemiyorum ama. Anlatabiliyor muyum? Ama resmi ideoloji böyle istiyor. Kısacası dediğiniz gibi işte bu resmi ideolojiyi değiştirecek adımlar atmamız gerekiyor. Bizim de bu etkinliğimiz, bu marif fikri dediğimiz şey tam da tabii bunu bir ideolojik kavgayla değil, ilmi bir platformla adım adım dönüşüm için adım atmak istiyoruz. Ve gerek Behçet hocamın gerek sizlerin söylediklerinize dair ikinci turda kendi konuşmamda da hani hem de somut örnekleriyle neler yapılmalı noktasında biraz da izninizle açacağım. Çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Allah razı olsun. Evet, sırada kim hazırdır kıymetli hocalarım? Mustafa hocam hazır. Buyurun. Ben konuşabilirim hocam. Selamünaleyküm. Değerli Hazirun, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Böyle bir toplantıya davet ettiğiniz için de özellikle teşekkür ediyorum. Önce kendimi tanıtayım. Tanımayan arkadaşlarımız var, hocalarımız var. Ben 25 yıl Milli Eğitim'de çalışmış. Önce sınıf öğretmenliği yapmış, sonra Türkçe branşına geçmiş. 15 yıl okul idareciliği yapmış, sonra da Milli Eğitim'den ayrılmış. Şu anda üniversitede basın yayın müdürü olarak çalışıyorum. Bu kısa tanıtımdan sonra şöyle bir cümleyle başlayacağım ben. Ben Niğde'de okudum, Niğde Üniversitesi'nde. Niğde Üniversitesi sınıf öğretmenliğinde okudum. Şimdi okulda okurken öğretmenlerimizin yani hocalarımızın tavırlarına, davranışlarına bakıyordum. Genellikle hocalarımız çoğunlukla sınıf öğretmenliğinden oraya atanmış insanlardı. Öğretmenimizin birisi şöyle bir cümle kurmuştu bize. Demişti ki eğer burnu akan bir çocuğun burnunu silecek potansiyeliniz yoksa, cebinizden mendil çıkarıp burnunu silecek potansiyeliniz yoksa şimdiden ayrılın, başka bir işte çalışmaya başlayın demişti. Şimdi ben orada şunu anladım. Yani ondan sonra şunu anladım daha doğrusu. Üniversiteye eğitim fakültelerine atanan hocalarımızın milli eğitimden geçmeleri kanaatindeyim. Yani milli eğitimde bir ön staj anlamında söylüyorum. Milli eğitimden oraya geçmeleri ve orada milli eğitimin asıl mutfağında çalışıp üniversiteye geçtikleri zaman nereye nasıl bir öğrenci göndereceklerini bilmeliler diye düşünüyorum. Hatta şöyle radikal bir cümle daha söyleyeyim. Eğitim fakültelerinin üniversitelerden ayrılıp Milli Eğitim Bakanlığı'na geçmelerinin daha doğru olacağını düşünüyorum kendi adıma. Bunu da şunun için söylüyorum. Şimdi ben öğretmen olduktan sonra baktım okulda ziraat mühendisi bir arkadaşımız var öğretmen. Baktım işletme mezunu bir arkadaşımız var öğretmen. Muhasebe mezunu bir arkadaşımız var öğretmen. Bakıyorum çok güzel öğretmenlik yapıyorlar. Yani öyle çocuklarla ilgileniyorlar. Çocuklarla ceplerinden para harcıyorlar. Çocukların aileleriyle ilgileniyorlar falan. Dedim ki ya biz eğitim fakültesi mezunu olarak onlardan bir farkımız yok. Yani eğitim fakültesi mezununun onlardan bir farkının olması lazım. Öğretmen eğitim fakültesinden mezun olup okula geldikten sonra son dönemlerdeki öğretmenlerden, genç öğretmenlerden bahsedeceğim. Okula geldikten sonra öğretmenler odasında konuşulan konular şunlar. Borsa bugün ne alemde? Ev kaç para, araba kaç para, işte şu sitede şu araba daha iyi, bu sitede bu ev daha iyi ve tatile ne zaman gideceğiz, nasıl gideceğiz gibi sıkıntılar. Bunların dışında öğretmenler odasında ciddi anlamda ben gerçekten eğitimden bahsedildiğini doğru dürüst görmedim. Eğitimden bahseden, eğitimi dert edinen öğretmenler de öğretmenler odasından sıkılıp çocuklarla teneffüste bile ilgilenmeye gidiyorlar. Öğretmenler odasına girmiyorlar. Çünkü öğretmenler odasında %80, abartısız söylüyorum, %80 öğretmenlerin muhabbeti dinlenilecek gibi değil.
Şimdi bu bağlamda şöyle bir şey düşünülebilir. Yani hani proje okullarına şimdi gerçi yönetmeliği iptal ettiler. Yenisini yapacaklar galiba. Az önce hocamın dediği gibi zihin karışıklığı olunca. Ben eğitim fakültelerine, proje okullarına atanan öğretmenler gibi özel öğretmenlerin atanması taraftarıyım. Bunu da bu da radikal bir şey. Belki ütopyadır. Yani bunun gerçekleşmesi de pek mümkün değil ama neticede dillendirmekte de bir beis yoktur. Şimdi bir de şu resmi görmemiz gerekiyor. Hani proje okuluna atar öğretmen atar gibi hoca atadığımız zaman şu resmi de görmemiz gerekiyor. Bazı bizim kesimin, özellikle muhafazakar kesimin şöyle bir algısı var. Türkiye şeriatla yönetiliyor ve niye şeriatın kanunları uygulanmıyor? Şimdi bir karma eğitim ortaya atılıyor. Herkes Kur'an-ı Kerim'e göre karma eğitim, sünnete göre karma eğitim. Yani bu okulu, bu Türkiye'nin %50'si seküler düşünüyor. %50'si demeyeyim çok abartılı olur. %10'u şer'i düşünüyor. %20'si işte biraz muhafazakar orta diyelim. Yani biz ortaya bir şey attığımız zaman bunu Kur'an-ı Kerim'e, sünnete göre şekillendirmeye çalıştığımız zaman bu geçerli olmuyor. Karşı tarafta çok büyük bir direnç var. Ve bu sadece 100 yılın problemi değil, daha önce. Yani Osmanlı'dan sonra Türkiye, Osmanlı'nın son zamanlarından sonra Türkiye batılılaşmaya angaje edildi. Ve bu kadar büyük sorunun hemen çözülmesi ya da işte 20 yılda niye yol kat edemedik? 20 yılda yol kat edemememizin sebebi yani Karadeniz ikliminde pamuk yetiştirmek. Türkiye tamamen sekülerleşmiş, biz yani iklimi Karadeniz iklimi haline gelmiş ve biz diyoruz ki bu iklimde pamuk yetiştirelim. Bu iklimde ancak pamuğu kapalı alanlarda yetiştirebilirsiniz. Yani işte proje imam hatip yaparsınız, efendime söyleyeyim işte üniversitelere atadığınız insanlar biraz daha kaliteli insanlar olur. Hani şuur anlamında söylüyorum. Bu tür problemleri bu tür yama sorunlarla çözebiliriz. Yani bizim önümüzde daha bir Fulbright anlaşması duruyor, müfredatın tamamı duruyor ve nereye hani bir manevra alanımız geniş değil. İşte bakan ortaya bir konu atıyor ve ortalık karışıyor. Yani bizim daha bir bakanın arkasında durabilecek, bugün grupta da yazıldı. Bakanın arkasında durabilecek ki ciddi anlamda böyle sesi gür çıkacak akademisyenlerimiz yok. Hani akademisyenlerimiz bir kenara, sendikalarımız doğru dürüst bu işin bu taşın altına elini koymuyor. Sendika sürekli maaş zammıyla ilgileniyor, özlük haklarıyla ilgileniyor. Yani sendikaların tamamı diyebilirim. Hani eğitim bir sene biraz ayrı tutmam gerekiyor ama eğitim bir sene neticede böyle hani bizim beklediğimiz anlamda bir ortaya şey çıkartmıyor, bir destek çıkartmıyor. Öğretmenlerin hiçbirisinden duyamazsınız zaten. Çünkü öğretmenler, muhafazakar öğretmenler de şu anda borsayla ilgileniyorlar. Ev, araba konularıyla ilgileniyorlar. Mustafa Hocam, kusura bakmayın şöyle kısacık bir araya gireceğim de. Bizim sendikaların bir eğitim felsefeleri var mı? Yani mesela hocam, diyelim ben eğitim bir senin üyesiyim. Yıllardır buradayız. Bizi çağırıp da şöyle bir eğitimle ilgili bir felsefemiz var ya da şöyle önerilerimiz var. Bunları bir tartışalım ya da şu sorunları nasıl çözelim şeklinde hiçbir şey yapılmadı. Aynen az önce ifade ettiğiniz gibi özlük haklarıyla ilgili çalışmalar yapılıyor. İşte yemekli toplantılar falan hep bu şekilde geçiyor. Üye sayısını arttırma, tabii üye sayısını arttırmaları gerekir elbette, buna ihtiyaç var ama bir sendikanın faaliyetleri bundan ibaret olmamalı. Hocam Mustafa, kesinlikle. Teşekkür ederim hocam. Mustafa Hocam, arzu ederseniz çok kısa cevap verip sonra diğer hocalarımıza sözü tamam bırakıp hocam, siz tekrar davet edeceğiz. Uygun mu? Tamam hocam. Buyurun, kısa bir cevap buyurun. Tamamlıyorum. Hocamın dediğine tamamen katılıyorum. Bir de sendikalarımızın şöyle bir sorunu var şu anda. Sendika üyesinin aidatını devlet ödüyor. Yani bir devlete diyor ki üye sen bana para ver ben de sana karşı çıkayım.
Yani böyle bir sistem çok işlevsel olmaz. İşte sendikalar gidiyorlar, devletin verdiği parayla Antalya'nın lüks otellerinde, yani biz de katıldık, o haramı biz de yedik. Lüks otellerinde gidip işte teşkilat çalıştı, şu çalıştı, bu çalıştı. Ya tamam, bunlar yapılsın, bunlara bir şey diyemem. Bunlar normal sendikanın işleyişi. Ama bir ortaya bir şey koysunlar. Yani önceki Ahmet Bey döneminde bir şeyler, çalışmalar falan ne yapılıyordu. İşte Avrupa sistemi eleştiriliyordu, bilmem şu yapılıyordu, bir şeyler yapılıyordu. Ama sonra onlardan da vazgeçildi. İşte mesela bununla ilgili bir sendikanın hükümete işte kılık kıyafet olayında gündüz yazdık işte destek verdi. İşte Kur'an kursu, İmam Hatip şu bu konularına destek verdi. Ama şu anda tamamen maaş zammına odaklandı sendika. Yani biz sendikanın eskiye dönmesini de istiyoruz. Bu sendika mevzunu kapatayım çünkü çok su götürür bu. Yani kısaca benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Hocamın dediği gibi burada her şeyi halletmek mümkün değil. Sözü size bırakıyorum. Teşekkür Çok ediyorum. teşekkür ediyoruz kıymetli hocam. Bağışlayınız. Diğer hocalarımız da bekliyor. Katkıları için Allah razı olsun. Ömer hocam, Bayram hocam müsait olan hanginiz ise buyurun. Ömer Hoca, ben başlayabilirim Ömer Hocam. Uygun mudur? Buyurun. Tabii tabii Evet. hocam, buyurun. Esselamu aleyküm hocalarım. Bayram Estağfurullah. Özer, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde öğretim üyesiyim. Eğitim bilimleri çalışma alanım. Bütün katılımcıların görüşlerinden, düşüncelerinden ya söylediklerinden bazı notlar aldım. Onlarla başlayıp birkaç tane başlıkta kendim ekleyip bir değerlendirme yapmaya çalışayım. Gürkan hocamın bahsettiği eğitimin felsefesiyle ilgili böyle dilim döndüğü kadar şöyle bir tespitim var benim. Tabii bu benim kendim ürettiğim bir şey değil, okumalarımdan çıkardığım sonuç. Şimdi İslam medeniyetine baktığımızda geçmişte eğitimin bir konumu var toplumsal hayatta, dünya düzeni içerisinde. İslam toplumlarının kendilerini dünyada konumlandırdıkları yeri tanımlamak için eğitim bir aydınlanma, tam anlamıyla bilinçlenme, bilgi ve ilim edinme aracı ve bu amaçla yapılıyor. İşte Orta Çağ'la beraber diyelim, işte Avrupa'nın dediği Orta Çağ'dan bahsediyorum. Farklı akımlar ortaya çıkıyor. Ne bileyim, naturalizm var. Özellikle bu pozitivizm denilen bir de pragmatizm var. Bunlar bu eğitim olayını, bu yani ilim öğrenme ya da tam anlamıyla aydınlanma, İslami anlamda söylemeye çalışıyorum bunları, olayından çıkartıp bir işe dönüştürmüşler, bir mesleğe dönüştürmüşler. Ve bu haliyle geldi bize. Eğitim, üniversite düzeni, özellikle yüksek öğretim sistemi geldiğinde eğitim bir iş olarak gelmiş yani Türkiye'ye, benim anladığım. Bir meslek olarak yapılıyor şu anda. Hiç kimse demeyeyim, biraz insafsızlık olur belki bunu öyle yapmayan insanlar için. Nüfusun çok büyük bir kısmı, akademisyenler ve öğretmenler de dahil, eğitimi öğrenmek için yapmıyor, iş olarak yapıyor. Bu da eğitimin temeldeki gayesine zıt bir durum. Sonucunda da iş yaparken ki şartlarla, sorunlarla ve onlara, o sorunlara nasıl çözüm aranırla ilgili çözümlerle uğraşıyoruz. Doğal olmuyor bunlar. Biraz bizi benzer yerlerde aynı şeylerle uğraşmaya mecbur ediyor. Oradaki mantığı ve düşünceyi değiştiremezsek bulduğumuz çözümler de hep aynı sonuca ulaşıyor genelde. Yani netice itibariyle üniversite diye bir kavram var. Eğitim diye bir kavram var. Bunların içini biz doldurmadık. Bu kavramlar bize geldiğinde o beraberinde bütün sistemi getirmişler. Sistem de bizim hayatımızda olan, eğitimden beklediğimiz şeyle uymuyor o sistem. Bayram Evet, Hocam. bakın, amacına uyuyor, gayesine uyuyor, işini görüyor, hedeflerine ulaştırıyor, ulaştırmış da, orada başarılı olmuş. Tamam, ona diyeceğimiz yok. Kötüdür demiyorum, yani bu yanlıştır anlamında da söylemiyorum. Burada bizim bakış açımız, yaşam şeklimiz, dünya ile olan ilişkimiz,
diğer insanlardan beklentilerimiz ya da işte hayat felsefemiz diğer adıyla buna inanç penceresinden bakacaksak eğer, İslami pencereden bakacaksak bu sistemle uyuşmuyor. Ve biz sürekli bu tasayı tartışıyor, konuşuyor. Bu temeli değiştiremediğimiz için de işte o epistemolojik kavramlarla bir değişiklik, dönüşüm yapamadığımız için de bunun pratiğiyle habire uğraşıyoruz. Evet. A pratiğini değiştiriyoruz, B'ye geçiyoruz. O olmuyor, C'ye geçiyoruz diye devam ediyor bu iş. Bu anlamda şimdi Ahmet Yapıcı hocamın söylediği bizim bir eğitim sermayemiz var mı sözü devreye giriyor. Var aslında. Yani çok da mükemmel var hem de. Bu bir ne bileyim yani şey değil, geçmişi yüceltmek anlamında değil. Zaten yüce olduğu için yani biz bunu sürekli reddediyoruz. Bizim sorunumuz şu. Günümüzde özellikle köylü toplum, yani toplumun köyde yetişmiş, büyümüş bir kesiminde şöyle bir sorun var. Kendi varlığını kabullenemiyor. Köyde yaşamak istemiyor. Şehirde yaşamak için imkanları yok, işi yok. Köydeki bütün varlığını bırakıyor. Aslında orada iyi bir sermayesi de var. Gidiyor asgari ücretle çalışıyor. Kendine bir sistem, dünya düzeni, kendine bir hayat sistemi kurmaya çalışıyor. Elde ettiği gelir yetmiyor. Ama köyü de beğenmiyor, kabul etmiyor. Bizim eğitimde yaşadığımız şey tam olarak böyle. Çok güçlü bir sermayemiz var eğitimde. Geçmişten gelmiş bir birikimimiz var. Biz bununla ilgili çalışıyoruz. Bir şeyler ortaya koymaya yakınız. Yani ne kadar dikkate alınır, ne kadar başarılı oluruz. O konuda çok iddialı olmayayım ama inşallah oluruz. En kısa, çok basit bir örneği şu. Ben öğretim ilke ve yöntemleri dersi öğretiyorum üniversitede öğretmen adaylarına. İşte öğretimin ilkelerinde bir takım kurallar var. Öğretim nasıl yapılırla ilgili. Öğretmen olacaklara kurallar anlatıyorum. Bak şöyle öğretmen olun, derse böyle hazırlanın, derste şunu yapın, bunu yapmayın diyorum. Bunları yaparken ki söylediğim kuralların tamamı az önce söylediğim sistemle bize gelmiş bilgiler. Bizim köklerimize gitmiyor o bilgiler. Bizim genetiğimizi taşımamış. Başka bir genetik kodları getiriyor bize. O işte o pozitivist ve pragmatist bakış açısı var orada. Materyalist bakıyor insana. Az önce hem Gürkan hocam söyledi hem diğer arkadaşlar söylediler. İnsanı tanımlıyor, eğitimi tanımlıyor ama çok maddeci tanımladığı için de bizim ruhumuza dokunmuyor ama biz o anlamda duygusal bakıyoruz biraz olaya. Böyle bir çatışma ortaya çıkıyor. Yani burası da başka bir sorun. Şimdi ben bakıyorum Ahmet Yesevi'nin öğretmenlere tavsiyesi var, öğrencilere tavsiyesi var. Bir de en son 2 sene önceydi Milli Eğitim Bakanlığı rehber öğretmenlere, pedere mezunu rehberlik öğretmenlerine bir rehber yayınladı. O rehberde şöyle diyor. Çocuklara nasıl mahremiyet eğitimi yapacağından bahsediyor rehber öğretmenlere. İşte çocuklara deyin ki beden sizin bedeniniz. Sizi temezseniz ona hiç kimse bir şey yapamaz, dokunamaz, işte mahrem yerlerinize bakamaz vesaire gibi. Bunu anlatırken de çok feminist bir bakış açısı var. O öyle rahatsız edici bir dil var ki anne baban bile diyor sen istemezsen sana bir şey yaptıramaz, yapamaz diyor. Bunu anlatırken şunu söylemiyor ama batıdaki yaşam şeklinin, anne baba çocuklar arasındaki ilişki düzeyinin, alakanın, oradaki kültürün diğer boyutlarını vermiyor. O böyle yaparsan anne baban da seni 18 yaşında evden gönderebilir demiyor yani en azından. Bunu öğretiyor çocuklara. İşte şu anda biliyoruz ki biz çocuklar, öğretmenler çocuklara dokunmaktan korkuyor. Sosyal becerileri, duygusallığı, duygusal boyutunu işin, ahlaki boyutunu öğretemiyoruz. Aman yardım etmeyin, sakın ha kimsenin yanına yaklaşmayın gibi böyle her şeyi düşman gösteren bir eğitim anlayışı var. Özellikle rehberlikte bu çok var, psikolojide çok var. Sonra da fazladan projeler yapıp çocuklara sosyal davranışlar öğretmeye çalışıyoruz. Parayla projeler yapıyoruz. Yardımlaşma ne demek? Ahlak ne demekle ilgili projelerle öğretiyoruz. Eğitimin içinden tamamen çıkarttık bunu. Bu da batı içeriğinden geldi. Neyse konu uzun. Yani burada öğretmenlerin buradaki itibarsızlaştırılması da söz konusu. Uzunca bir dönem
işte uzmanlar eliyle, medya eliyle vesaire vesaire, sadece öğretmenler değil, veliler de öğrencilerin önünde ciddi anlamda harcandı. Şu an öğrencilere güç verildi. Özgürlükle falan bir takım süslü kelimelerle de bu güçlendirildi. Çocuklara kimse laf geçiremiyor şu anda. Eğlenmek için okula geliyorlar. Eğlenmezlerse öğrenmeyi de kabul etmiyorlar. Öğretmenlerin şov yapmasını bekliyorlar falan gibi durum var. Öğretmen ne yapsın bu durumda? Böyle bir sorun var. Eğitimdeki ciddiyet ve disiplini ortadan kaldırdık. En son YÖK şöyle bir karar almış. Diyor ki hiç dersi almamış olsa da ya da devamsızlıktan kalmış olsa da öğrenciye dersten tek sınavla geçme hakkı tanıdılar. Üniversite öğrencisine. Yani kalmayı imkansız hale getirmek için uğraşıyorlar. Habire öğrencilere bir takım haklar tanıyorlar. Yani yakında bir şekilde üniversiteye yaklaşmış, işte 3-5 kilometre yanından geçmiş herkes üniversite mezunu sayalım dese de yeridir. Böyle tuhaf bir durum var. Yani bu öğretmenlikle ilgili kısmına getireyim olayı. Bu işin ciddiyet kısmında öğretmenleri çok ilgilendiriyor ama öğretmenlerin seçilmesi olayı, evet hocalarım değindi, çok önemli. Başarılı öğrencileri eğitim fakültesine çağırmanın, getirmenin yolunu devlette yükleyemeyiz, devletten bekleyemeyiz ama devletin bu konudaki rolünü de inkar edemeyiz. Bireysel anlamda sivil girişimlerle bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bunu sadece ben de yine Ahmet Bey'in dediği gibi siyaseti suçlamıyorum bu konuda. Akademisyenlerin, eğitimcilerin çok büyük rolü var. Eğitim fakültelerindeki ders içerikleri, öğretim üyelerinin dersteki ciddiyetleri, ders kaliteleri, eğitim kaliteleri çok kötü, çok başarısız. Müfredat konusunda sürekli bir takım çalışmalar oluyor ama amaçlar gerçekleşmeden, sonuçlar alınmadan sürekli başka şeyler ortaya giriyor. Ve evet, sendikalara ufak bir eleştiri de benden. İyi niyetle çok kötü işler yapıyorlar genelde. Yani genel anlamda niyetlerinden kuşkumuz yok ama ortaya çıkan sonuç hep kötü. Hep demeyeyim, o da biraz ağır olmasın. Genelde kötü olsun. Çünkü evet, yani en son bu performans değerlendirme öğretmenlik meslek kanunuyla ilgili sınav yapılacaktı. Öğretmenler ayağa kalktı. Öğretmenler kimse değerlendirmesin diye bir iddiaları var. Bunu da anlamak mümkün değil. Öğretmenleri değerlendirmek zorundayız. Sendika da bunu desteklemek zorunda. Öğretmenleri çalışanla çalışmayanı birbirinden ayırmanın bir yolunu bulmamız gerekiyor. Eğitimi nerede verelim? Milli eğitim mi versin, YÖK mü versin? Çok fark etmiyor aslında. Bence sistemi doğru kurarsak, tepeden kimin olduğu değil, bu işi kimin yaptığıyla ilgileniyorum. Öğretmenleri harekete geçirmenin yollarını aramak gerekiyor. Bu konuda Türkiye'de en iyi ihtimalle ben şunu düşünüyorum. Akademisyenler de bu oran daha yüksek bir ihtimalle. Öğretmenlerin %50'si ancak %10, %20 performansla çalışıyor, verimle çalışıyor. Onlar çalışmadan da eğitimdeki bu sorunları aşmak çok mümkün değil. Eğitimi bir sorun, atanması başka bir sorun öğretmenlerle ilgili. Her birini ayrı ayrı konuşabiliriz. Zaman çok uzatmayayım hocam. Teşekkür ediyoruz. Benim bu kadar, teşekkür ederim. Hiç olmayın. Bir not sadece hemen Ömer hocama sözü bırakayım. Hocam şeyle ilgili dediğiniz gibi özellikle batıdan anlatılan, aktarılan bilgiler dediniz ya. Düşünün şu paradigma farkını tekrar göz önüne sermek adına. Bakın bizde ilim ne yapıyordu? Dolu başak gibi eğiyordu bizi. Eğiliyordu. Hani ilmi olan dolu başak gibidir Mevlana Hazretleri'nin misalinde, örneğinde olduğu gibi. Peki bugünkü batı paradigmasına göre bilgi ne? Bilgi güçtür. Bakın yani aradaki farka bakın. Bilgili olan güçlü olacak anlamında, dünyaya meydan okuyacak, kasıp kavuracak bugünkü paradigma. Ama bizim medeniyetimizde oysa ki tevazu, derinlik demek, edep demek vesaire. İşte ne yazık ki biz hala da bu fikrin aygıtlarıyla eğitimi düşündükçe olmuyor ve yeterli kalmıyor. Allah razı olsun. Evet kıymetli Ömer hocam, buyursunlar. Hocam merhaba, ses geliyor mu? Buyursunlar. Evet, harika. Şimdi değerli hocalar, ben daha çok öğretmen yetiştirme meselesinden bahsedecektim ama şimdi konu biraz benim
Doktora konumla da ilişkili oldu. Yani bu okulun meselesiyle ilgili ben birazcık anlatacaklarımı değiştirme. Kısaca kendinizi tanıtın, sonra buyurun. İsmim Ömer Hatunoğlu, ben Türk Dil Edebiyatı öğretmeniyim. Aynı zamanda doktor öğrencisiyim. Yazarlık yapıyorum aynı zamanda. İki tane basılı kitabım var. Şimdi değerli hocalarım, yani Türkiye, Osmanlı'yı da katarsak biz neredeyse 200-300 senedir düzenli olarak batılılaşan bir toplumuz. Dolayısıyla yani biz bugün batılı paradigmalarla eğitim yapmayalım desek nasıl bir eğitim yapacağımıza dair elimizde bir done yok. Hepimiz bu eğitim sistemlerinin içinden geçtik. Dolayısıyla konuşurken, anlatırken batılılaşmadan işte vazgeçtik, yeni bir istikamet çizdik, yeni bir yöntem geliştirdik tarzı ifadeler, iddialar, bunlar çok ne diyelim, ayağı yere basmayan iddialar. Çünkü dediğim gibi mesela ben şu an masada oturuyorum, işte abajur var, ne bileyim evde gardırop var vesaire. Evlerimiz Fransız modasına göre teşekkül etmiş. Okullarımız, sınıflarımız, ölçme değerlendirme yöntemlerimiz, sınıf yönetimlerimiz vesaire vesaire. Dolayısıyla bir defa Bayram Hocaların yaptığı bir çalıştay vardı. Orada eğitimimizin yani milli, efendim İslami medeniyetimize dönük temelleri, felsefik temellerini tespit eden şeyler. Bir defa bunların oturup tespit edilmesi lazım. Mesela Nermi Uygur diye profesör, felsefe profesörü Nermi Uygur'un Batı'yı çözümlediği bir kitabı var. Çok önemlidir. Mesela diyor ki Batı üç şey üzerine kuruludur diyor. Birincisi birey, ikincisi akıl, üçüncüsü bu dünya. Yani sekülerizm bu dünya. Hedefi, gayesi bu dünyadır. Şimdi dolayısıyla biz mesela daha net konuşayım, düzgün konuşayım. Müslümanlar olarak birey meselesine nasıl bakıyoruz? Akıl meselesine nasıl bakıyoruz? Bu dünya meselesine nasıl bakıyoruz? Bunların karşısında neyi ikame ediyoruz? Ya da bunları mesela bireyi fert toplum ilişkisi, mesela Nurettin Topçu, Necip Fazıl'a falan bakarsanız bunlar tartışılmış meseleler, çok ciddi anlamda tartışılmış. Yani İslam kültür medeniyetinde bir birey vardır, birey yoktur diyorlar mesela. Diyorlar ki doğuda birey yoktur, halbuki vardır ama nasıl vardır? İşte toplumla ilişkisi nasıldır bu bireyin? Akıl vardır ama nasıl bir akıldır bu? İşte kalple gönülle ittifak halinde bir akıl. Ya da bu dünya yok mudur? Yani biz şimdi seküler eğitimden vazgeçtiğimizi varsayalım. Yolları, köprüleri vesaire nasıl yapacağız? Yani biz bu dünyada yaşamıyor muyuz? Yani biz seküler değil miyiz? Şimdi dolayısıyla yani bizim bir seküler tarafımız var. Bizim dünyevi bir tarafımız da var. Fakat bizim aynı zamanda işte ahirete bakan, öteye bakan, öte dünyayı da esas alan çift taraflı zülcenahem bir tarafımız var. Dolayısıyla yani bu Batı meselesini böyle şey gibi hani cari açık kaldırılmıştır deyip de ne olduğunu bilmeden değil de bununla hesaplaşacaksak ciddi ciddi bir Batı felsefesi, tarihi vesaire bunları masaya yatırıp ve orada mübah alanla ilgili meseleleri de bunlar İslam dışı ya da Türk kültürü medeniyeti dışı şeyler değildir. Yani esas olan İslam'da da böyledir. İbahe esastır. Peygamberimizden günümüze kadar hep farklı medeniyetlerle temaslar ola gelmiştir. Çin'le, Hint'le, efendim İran'la, Sasani'yle, Bizans'la çok ciddi temaslar var. Ve bu anlamda Beytül Hikme'ye bakın, Batı ile temas halinde. Yani bizim İslam kültür medeniyetinde kendimiz dışında temas kendimizle, yani kendimizi tanımladıktan sonra temas ettiğimiz ve bünyemize dahil ettiğimiz çok kültür medeniyetler var. Dolayısıyla yani bu temas olayı devam edecektir. Batılılaşma bitmeyecektir. Fakat batılılaşma sorgulanabilir. Mesela şöyle söyleyeyim, dünyada bugüne kadar tek bir modernleşme şeyi vardı. Yani modernleşme eşittir batılılaşmaydı. Bugün alternatif modernleşme yöntemlerinden bahsediliyor. Dünya tek kutupluydu. Şu an çok kutuplu bir dünya anlayışına doğru gidiliyor. Tek bir eğitim paradigması vardı. Bugün çok kutuplu eğitim paradigmaları geliştiriliyor. Yani biz bugün modern eğitimden vazgeçelim desek bir medrese eğitimini nasıl kuracağımızı bilmiyoruz. Açık söyleyeyim. Yani biz bugün nasıl bir medrese eğitimi yapacağımızı bilmiyoruz. Alfabeyi bilmiyoruz. Osmanlıcayı bilmiyoruz. Osmanlıcanın ne gibi sorunlar barındırdığını, yani Osmanlıca ben söyleyeyim size, hala bugün bile Osmanlıca çok ciddi sorunlar barındırıyor. Grameri yeterince oturmamıştır, yazılışı, okunuşu vesaire yeterince oturmamıştır, sorunları vardır. Dolayısıyla yani biz bu hibrit diyelim, hibrit uygulamaya devam etmek mecburiyetindeyiz. Konumuz da bunu gerektiriyor, yani bulunduğumuz coğrafya da bunu gerektiriyor. Ama bu nasıl olur?
kendimizi inkar ederek, yani bir Suat Sinanoğlu örneği gibi değil, yani bir Suat Sinanoğlu'nun yaptığı gibi, bir Nermin Uygur'un yaptığı gibi, o bir Orhan Velikan'ın yaptığı gibi kendimizi reddederek, inkar ederek değil de belki bir Cemil Meriç gibi, bir Necef Sezai Karakoç gibi, bir Nurettin Topçu gibi, yani Nurettin Topçu Sorbonne Üniversitesi'nde doktora yaptı. Fakat bu insanlar aynı zamanda tasavvuf geleneğinden beslenen insanlar. Yerli insanlar, milli insanlar, İslam'ı bilen insanlar. Bunun çok çok örnekleri var. Dolayısıyla dediğim gibi 300 senedir yoğun bir batılılaşma içerisindeyiz. Yani demimize damarımıza kadar işlemiş durumda bu. Yani gazeteyle geldi. Gazeteyle geldi, üniversitelerle geldi, Darülfünun'la geldi. Askeri yönetimden siyasete kadar birçok noktalarda. Dolayısıyla biz mevcut durumumuzu milli, İslami medeniyetimize dönük temelleri yine esas alarak, bizi tanımlayarak, biz kimiz? Bunu ben daha önce grupta birkaç kere yazdım. Mesela biz doğu kökenli Müslüman bir halkız. Anadolu'da yaşıyoruz. Efendim, ırklar burada kaynaşa kaynaşa bir Türk milleti meydana gelmiş. Yönümüz 1839'dan beri batılılaşan bir Müslüman Türk toplumuyuz. Efendim, bir medeniyet idrakimiz var ama medeniyetimizi yeterince tanımıyoruz. Mesela Gürkan Hocam, kısaca bir şey söyleyeyim. Mesela ben bugün apartman hayatından vazgeçiyorum desem, İslami anlamda nasıl bir mimarim olduğuna dair çok da fikrim yok. Efendim, ben bugün modern eğitimden vazgeçeyim dediğim zaman çocuğuma nasıl bir matematik öğreteceğim, nasıl bir şey öğreteceğim, bunu çok bilmiyorum. Bilmiyoruz. Dolayısıyla ya kökenlere dönük çok ciddi çalışmalar yapılacak, öğretmen nasıl yetiştirilirdi bizde? Bunlar eğitim bilimleri, eğitim fakültelerinde, ben sizleri tenzih ederek söylüyorum, eğitim fakültelerinin öğretmen yetiştirme branşlarındaki arkadaşlarımızın ben açıkçası formasyonlarını da yeterli bulmuyorum. Yani şu anlamda bulmuyorum. Yani tarihsiz, felsefesiz, edebiyatsız, coğrafyasız, yerine göre fiziksiz, kimyasız bir eğitim bilimleri olmaz, olamaz. Temel bilimler olmadan. Dolayısıyla ya sadece böyle dediğiniz gibi işte kes kopya yapıştır tarzında. Her neyse, hocam özetleyip bitiriyorum. Daha önceki aldığım notlardan kısaca. Mesela öğretmen okullarının yeniden ele alınması, yeniden düzenlenmesi gerekebilir. Ben öğretmen lisesi mezunuyum. Biz en azından öğretmen olmak üzere yetiştirildiğimiz için mesleği benimsedik. Öğretmen okulları bugün kapalı. Yeni bir mantıkla, yeni bir anlayışla, belki sosyal bilimler liselerine benzer şekilde bir öğretmen okulu modeli yeniden geliştirilebilir. Bu okullar çok köklü eski okullardır. Maalesef kapatıldı. Öğretmenliğin teşvik edilmesi, bu ek puan verilebilir yani bu konuda. Ben mesela ek puan aldım, hatta burs aldım öğretmen olduğum için. İlk 5 tercihimi öğretmenlik yaptım ve bundan dolayı da burslandırıldım. Şu an öğretmenlik mesleği hızla kadın mesleğine dönüşüyor. Belki üniversitelerde, tabii ki bayanlar bu işi çok güzel yapıyorlar mutlaka. Fakat erkek öğrencilerin rol model alacağı, bunun çok somut örnekleri var. Mesela benim bir velim geldi bana sarıldı, öğrencisi çocuğu geldi bana sarıldı. Hocam dedi, 2 tane kız kardeşi var, ben varım evde. Babasının dışında erkek rol modeli yoktu. Sizi tanıdıktan sonra çocuğumun konuşması bile değişti dedi. Annesi geldi bana teşekkür etti. Babası avukat, annesi öğretmen, bir öğrencimiz. Mesela eskiden yanlış hatırlamıyorsam üniversitelerde kız erkek kontenjan şeyi vardı. O kaldırıldı. Şu an eğitim fakültelerinde neredeyse 5'te 4'ü kız öğrenci. Olsun, mutlaka olsun, ama erkek öğretmen şeyi okullarda ciddi anlamda azalıyor. Ben bunun mahsurlu olduğunu düşünüyorum. Kontenjan ayarlaması yapılabilir. Öğretmenin kendi kendini yetiştirmesine dönük bir takım çalışmalar yapılabilir. Yani ben açıkçası bütün sistemlerden umudumu kestiğim için 20-25 senedir düzenli kitap okuyorum. Sistem beklentim hiç olmadı. Okullarda hiç yok. Vazgeçtim hocam. Umudumu kestiğim için Allah'a şükür böyle varoluşçu, egzistansiyelist bir tarzda ben varsam her şey var. Sistem benim diyorum. Ben sınıflara falan girdiğimde artık oğlum diyorum. Sistem benim diyorum. O noktaya geldik. Okullarda zümreler biraz daha merkeze alınabilir. Tecrübe paylaşımı açısından, yani usta-çırak ilişkisi açısından. Yani stajyer öğretmen sınıfa giriyor. Okulların aşırı gençleşmesi mesela, bu çok sıkıntılı bir durum. Okulların aşırı yaşlanması, yani öğretmen kadrosunun hep beraber yaşlanması ya da hep beraber gençleşmesi çok olumsuz bir durum. Okullarda yani 25-30 yıllık tecrübeli öğretmenle 3-5 yıllık öğretmen aynı öğretmenler odasında olabilmelidir. Bu çok önemli bir şeydir. Ben bazı okullara gidiyorum. Yani neredeyse 5 yıllık öğretmenler odasını dolduruyor. Yani 10 15 yıllık öğretmen neredeyse yok. Yani bu okulda açıkçası başarılı beklemeyin. Eğitim meselesini söyledik. Rol model öğretmenlerin azalması, yani yaşlı öğretmenlerimizin emekli olması,
ya da okulun stratejik şey olarak mesela özel okullar özellikle stajyer öğretmen çalıştırmayı çok seviyorlar. Dolayısıyla bir giriyorsunuz öğretmenler odasında yaşını başına almış öğretmen yok. Son olarak da bir şey söyleyeyim değerli hocam son. Şimdi ben eğitim fakültesi mezunuyum ama biz fen edebiyatta eğitim aldık. Fen edebiyat fakülteleri ne formasyon verilmeyecekse biz niye fen edebiyatta eğitim aldık ve biz fen edebiyattan gerçek anlamda edebiyat eğitim aldık. Yani ben eğitim fakültesinde hiç edebiyat falan öğrenmedim. Ben üniversite olarak da hala kendimi fen edebiyata ait hissediyorum. Orada yüksek lisans yaptım. Doktoraya da orada devam ettim. Yani ben eğitim fakültesine dair hiçbir şey hatırlamıyorum. Bir hoca da hatırlamıyorum. Düzgün yani bir iki tane hocamızın dışında ben eğitim fakültesine dair, edebiyata dair, eğitim bilimlerini kastetmiyorum. Edebiyata dair hiçbir şey hatırlamıyorum. Dolayısıyla fen edebiyatta biz eğitim aldık. Oradaki arkadaşlarımızın da hakkıdır diye düşünüyorum. Ya da yeni baştan eğitim fakülteleri elden geçirilebilir. Son bir şey değerli hocalarım. Bakınız yetenekli, kabiliyetli öğretmen arkadaşlarımız idareci oluyor, siyasete geçiyor. Başka kurumlara daire amiri oluyor vesaire vesaire. Saha boşalıyor. Yani ben 3 kere idarecilik teklifi almış bir öğretmenim. Geçmedim. Bilerek geçmedim. Öğretmenliğin cephe hattının, mesleğin cephe hattının öğretmenlik olduğunu düşünüyorum. Yani devletin yükü uzman çavuşların, polislerin, öğretmenlerin ve memurların sırtındadır. Dolayısıyla bu kesimlerin mutlaka takviye edilmesi, ekonomik sıkıntılarının olmaması, yani öğretmenin öğretmen arasında konuşacak ekonomik bir sıkıntının olmaması gerekir. Aynı zamanda bu arkadaşlarımızın öğretmen kalmalarını sağlamak gerekir. Yani her yetenekli kişiyi idareci yapmak öğretmen mesleğinin ne derler dibine ne kurşun suyu dökmek mi derler öyle. Evet. Değerli hocalarım söyleyeceklerim bu kadar. Çok sağ olun, var olun. Bu batılılaşma meselesini bence Gürkan hocam, Mehmet Ali hocamın belki nezaretinde temelden bir tartışmamız lazım. Çünkü bir grup Türkiye'de bir grup tamamen yönünü batıya dönmüş durumda. Bir grup da bununla hesaplaşmanın derdine girmiş durumda ama nasıl hesaplaşılacağına dair yeterince elimizde veriler yok. Şunu söyleyeyim. Eyvallah. Eksik olmayın. Şunu söyleyeyim. Bizim tabii ki burada tartıştığımız kısım bu ilişki münasebeti koparmak anlamına değil. Sadece kendi kaynaklarımıza kör kalarak ve kasten belki de onları gömerek, görmezden gelerek bir yol haritası aramanın doğru olmadığını vurgulamak istiyoruz. Bir örnek vereceğim. Hasan Basri hocamdan çok kısa izin isteyip, bakınız siz de söylediğiniz Almanya, Avrupa örneğinde eğitimin felsefi temelleri, sosyal temelleri, tarihi temelleri gibi alanlar eğitimde temel bilimlerdir. Mesela Almanya'da özelinde tek bir eğitim bilimci yoktur ki ya Latince bilmesin, ya eski Yunanca bilmesin, ya da klasik dillerden birisini bilmesin. Yok böyle bir şey, mümkün değil. Bizim eğitim bilimcilerimize bakın, bir tanesi işte yani, yani şu 100 sene önce yazılmış eseri okuyabilecek şeyde değil. Kısacası sorun bu. Yani biz şimdi Bayramoğlu hocamın çalışması o yüzden çok kıymetli. O marifimizin kuramsal temelleri, müthiş hazineler var Ömer hocam, yok değil. Mesela siz de söz ettiniz en yakın marif davamız gibi. Ve biz bu fikri geliştirmek niyetindeyiz. Yoksa Batı'yla ilişkimizi koparmak değil. Mevlana ile ilgili verdiğim örnekte de başak doldukça eğilmesi lazım. Bunların düşündüğü gibi git güç olup bilginin ortalığı kasıp kavurma fikrinden biz bunu yutmak, bunu kabul etmek zorunda değiliz. Alternatif geliştirmemiz lazım. Bizim fikrimiz böyle. Yoksa hani yok saymak ya da küsmek değil, olamaz da takdir edersiniz. Evet Hasan Basri hocam, özür diliyoruz. Uzattık, beklettik. İzninizle belki böyle 3-5 dakikada toparlayabilirseniz buyurun kıymetli hocam. Peki, teşekkür ederim. Bütün hocalarımıza sizlere hayırlı akşamlar diliyorum. Saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Bir mukavim. Ya tanışmadığımız hocalar var programın içinde. Kendimi tanıtarak buyurun. Hasan Basri Memduhoğlu, Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanıyım.
programdan kardeşimin attığı mesajla haberdar oldum. Paylaştığı link üzerinden bağlandım. Çok da istifade ettiğimi söyleyeyim. Gürkan Hocam, sizin eğitimde felsefe eksikliği ile ilgili tespitleriniz, Behçet Hocam'ın yapılandırmacı eğitime dayalı öğretmen yetiştirme anlayışı, Ahmet Hocam'ın özellikle rota sorunumuz ve sanayi devriminin, ben Fransız ihtilalini de ekliyorum, onun ikisinin ürünü olan modern okul açmazı üzerinde uzun uzadıya tartışabileceğimiz konular. Evet, sanayi devrimi, Fransız ihtilalinin ürünü olan kitlesel eğitimi ön plana çıkaran modern okulla biz Ahmet Hoca'nın deyimiyle marif inşa edemeyiz, marif yürütemeyiz. Biz bu modern okul kuruluş amacı gereği mevcut bireyin dışında bir şey yetiştirme imkanımız yok. O yüzden çözümlerimiz buna yönelik daha temellendirilmiş ve radikal olmak durumundadır. Şimdi süre kısa. Ben biraz doğrusu ne konuşayım diye düşündüm zihnimde. Bir şeyler tasarladım irticalen ama sonra aklıma bir şey geldi. Öğrencilerime yönelik yaptığım bir sınavda bir sınav kağıdını 3 dakika izin verirseniz okumak istiyorum. Bu sınav kağıdını niye okumak istiyorum? Eğitimdeki hali pür melalimizi ortaya koyduğunu düşündüğüm bir sınav kağıdı. İkinci tur, eğer nasip olursa, zaman yeterse belki 3 dakikada o radikal eğitime yönelik önerilerimi paylaşabilirim. Sınav kağıdım şöyle, sevgili arkadaşlar. Sınava uzun uzun hazırlandınız, çalıştınız, notlar aldınız, emek verdiniz, belki ezberlediniz. Ama beklediğinizi bu sınavda bulamayacaksınız. Beklentinizi boşa çıkardığım için üzgünüm. Hayatın sadece sınav kağıdından, test sorusundan, kuru bilgiden ve ezberden ibaret olmadığını biliyoruz. Biliyoruz fakat nedense öyle davranmıyoruz. Hayatı, geleceği sınav kağıdına endeksliyoruz. Bu seferlik teamüllere uymadım, hislerimle hareket ettim. Size teorik bilgiler vermenin ötesinde değerlerinize yeni değerler katmanıza rehberlik etmek, hakikatle dertlenen ve merhametle eğleyen gönül dünyanıza okunmak isterdim. Bunu belki yapamamış olma ihtimali ve pişmanlığıyla kendime şu nasihatleri paylaşmak isterim. Dost doğru ol. İnsanları sev. Hayal et, emek ver, üret. Selam ver, iyilik et. Doğruyu öğret, öğrettiğini yaşa. Temiz ol ve temizliğinle örnek ol. Hayata, kalbe dokun, bunun uzun derslerden önemli olduğunu bil. Adil ol, haktan ayrılma. Mütevazi ol, topraktan geldiğini ve ona döneceğini unutma. Derste konu işledik, tartışmalar yaptık, filmler izledik, kitaplar okuduk. Okuduğumuz Küçük Ağaç'ın eğitimi kitabında büyük babanın çocukları dinlerken, insanlarla konuşurken nasıl davrandığını hatırlayın. Yine toplu okuduğumuz Nurettin Topçu'nun Türkiye'nin Marif Davası kitabındaki ahlak ve gençlik mevzularını göz önüne getirin ve bu tespitler ışığında aşağıdaki örnekleri düşünün ve soruları cevaplayın. Bir nesle okullarda doğruluk yemini ettirildi. Fakat yalan konuşma şikayetlerimiz azalmadı. Lisede bir genç ders aldığı hocasını dövüyor, üniversitede diğer genç hocasını öldürüyor. Bu sınavı yaptığım zaman iki vaka taze edeyeni yaşanmıştı. Bir öğretmen adayı onlarca ders aldıktan sonra okuduğu fakültenin merdivenlerine izmarit atabiliyor. Soru, eğitimimizin gençleri inşa edememesini, eğitimci olacak öğretmen adayını dahi dönüştürememesi nasıl izah edersiniz? İktisat ilmine göre insan homo economicus'tur. Yani çıkarını kollar, çıkarına göre eyler. İnsanı çıkarına göre eyleyen varlık olarak kabul eden bilimsel bilgi okullarda hakikat olarak öğretilirken, insanların öldüğü taş kömürü kazasından kurtulan bir işçi ambulansa bindirilirken ayakkabımı çıkarayım, sedye kirlenmesin, bu toplumun malı diyor. Soru, böyle duyarlı olmak için eğitimin dışında mı kalmak gerekir? Ya da böyle insanları çoğaltmak için nasıl başka bir eğitim sistemi önerirsiniz?
Soru. Öğretmenliğe ve müstakbel öğrencilerinize ilişkin hayalleriniz var mı? Soru. Merdivenlere atılan izmaritleri her gün temizleyen emektar temizlik görevlisi abilerinizden herhangi birinin adını biliyor musunuz? Soruları cevaplarken Nurettin Topçu'nun şu tespitini şimdi ve her daim hatırlayın. Bir mektep ki bizi kendi ruhumuza kavuştursun. Her hareketimizin ahlaki değeri olduğunu tanıtsın. Hayaya hayran gönüller, insanlığı seven temiz yürekler yetiştirsin. Not, hayat kendiliğinde ne iyidir ne de kötü. Ona iyiliği ve kötülüğü katan bizleriz. Amaçsız, hayalsiz, sevgisiz ve merhametsiz kalmasın güzel yürekleriniz. Sınav kağıdım bu. Bunun üzerinden aslında biraz felsefi, psikolojik, sosyolojik açılımını yapabilirim. Ama süre sınırlı, katılımcılar var, sabırları zorlamak istemiyorum. Bu sınav kağıdı üzerinden okullarımızı, okul eğitim sistemimizin bir parçası olan öğretmen yetiştirme sistemimizi ve öğretmen yetiştiren eğitmen kadromuzu aslında sorgulanmasını istedim. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Eyvallah, çok çok teşekkür ediyoruz. Bence de çok çok önemli bir nokta. Şimdi aslında bahsettiğimiz temel ana probleme parmak basıyor bahsettiğiniz noktalar. Çözümlenmiş, net, kesin bilgilerin aktarılması, tekrar talep edilmesinden ziyade insanın kendi varlık bilincini, kendi değerlerini fark edip analiz etmesi, bu değerlerle girişte paylaşmıştım hatırlarsanız, kendi ilişkisinin ne düzeyde olduğunu idrak etmesi çok önemli. Sorun ne? Sorun işte tam da bizi, kıymetli Hasan Basri Hocam, şunu biliyorum, eminim. Sizin bu an, bu bakış açınız ve buradaki hocalarımızın eminim birçoğu bireysel gayreti neticesinde ulaştığınız olgunluk, düzeyi, erdem hali, güzellik. Ben öyle görüyorum acizane. Ben eğitim filozofu olarak diyorum ki bu insanın bireysel gayretine tesadüfe, tevafuka değil, sistematik olarak her insanın bu yetkinliğe ulaşma imkanı sunması gerekiyor. Yani hayırsever, salih amel işleyen bir insanı olmayı sokaklara terk edip ama biraz adam dövmek isteyenleri her köşe başında silah satıcısı, her köşe başında dövüş kurslarının olduğu bir dünyadan kurtarmamız lazım. Yani o barışçıl, adil, dürüst, ahlaklı insanın da kendini yetiştirebilmesine zemin, fırsat, sistematik ve stratejik alan oluşturmamız lazım. Kıymetli Hasan Basri Hocam, sizin örneğiniz sadece son örnek. Diğer hocalarımızın da kıymetli önerileri vardı. İşte bu duyarlılıklarla yavrucuklara baktığımızda onlarda fark oluşacak inşallah. Acizane şunu paylaşayım. 27 yıllık ben de öğretim üyesi hayatım. Yani üniversitede görev hayatım. Daha bir kere sınav yapmadım. Dediğiniz örnekte ödevlendirmeler yapıyorum. Kendilerini nasıl algılıyor, tanıyor, etrafı nasıl görüyorlar, anlattıklarımız ışığında dünyayı nasıl algılıyorlar, dersimizden aldıkları çıkarımlar neler, bana dönük eleştiriler, öğrendiklerine dair analizler arzu ediyorum ödevlendirme şeklinde. Tabii çok farklı oluyor ama keyifli oluyor. Yani zaman gerektiriyor. Çok teşekkür ediyorum. Söyleyecekler var. Bu arada girişte de fark ettiğim için söylemiştim. Tekrar sormak arzu ederim. Sonra izninizle ben birkaç şeyle toparlayıp devam ederim. Ay Yüce hocamız var mı söylemek istediği bir şey? Hatırlarsanız girişte de söylemiştik. Şimdi tekrar sormuş olayım. Gözden kaçırmayalım sizi. İhmal etmeyelim. Tekrar herkese merhaba. Benim de ekleyecek birkaç cümlem var. Yani ben de eğitim politikalarına dair yeni çalışmalar yapıyorum. Kendimi tanıtayım öncelikle. Ben Eğitim Bilsen Genel Merkez'de çalışıyorum. Oranın araştırma biriminde araştırmacılık yapıyorum.
Biz de öğretmen yetiştirme politikasına dair, aslında eğitim felsefesine dair akademik çeşitli çalışmalar, sempozyumlar, raporlar vesaire üreterek hem eğitim felsefesine hem öğretmen yetiştirme, eğitimin çeşitli alanlarına, aynı zamanda milli eğitimli temel eğitimi izlediğimiz, yüksek öğretim sistemini izlediğimiz çeşitli raporlarla aslında akademik alanda da sendikacılıkta çeşitli adımlar atıyoruz. Bunlardan birisi de öğretmen yetiştirmesi. Öğretmen yetiştirmesi alanında da yayınladığımız çeşitli raporlar var bu arada. Burada önemli olan hususun aslında öğretmen yetiştirme konusunda konuşulurken hep eğitim fakültelerine doğru gidiliyor ama bu aslında sizin de bahsettiğiniz gibi eğitim çok yönlü bir süreç ve her kademede, her aşamada bu alana dair adımlar atılmalı. Mesela eğitim politikalarında da işte öğretmenler konuşuluyor, bir adım geriye gidiliyor eğitim fakülteleri. Bu sefer eğitim fakültelerindeki kalite konuşulurken bir adım geriye gidiliyor geçiş sistemi. Geçiş sisteminden orta öğretim eğitiminin kalitesi vesaire vesaire, aslında bunların kademeli ve çok yönlü olması gerektiğini. Eğitim fakülteleri revize edilirken ancak aynı zamanda meslek içerisindeki öğretmenlerin de çeşitli işte hizmet içi eğitimlerle, işte mentorluk, okul müdürlerinin aslında liderlik özellikleriyle vesaire desteklendiği, çeşitli rehberlik ve destekler aldığı, lisans üstü eğitimlerde önlerinin açıldığı ve bunların desteklenmesi. Çünkü aslında çoğu ülkelerdeki örneklerde ya da verilere bakıldığımızda lisans üstü de belirleyici bir özellik olarak da ortaya çıkıyor. Bunlara yönelik yönlendirmelerle aslında öğretmen yetiştirme sürecinin daha uzun, kapsamlı ve döngüsel bir modelde yetiştirilmesine dair adımlar atılması gerektiğini düşünüyorum. Benim de kısaca ekleyeceklerim bunlar. Teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Evet, şimdi isterseniz tam da buna dönük de o hazırladığım bölüm yazısında birkaç şey var. Bir model, tabii burada tamamını anlatmayacağım. Fikir verecek düzeyde paylaşacağım. Belki size de çözüm yolunda adım atma bağlamında hem tartışmaya açmış olurum hem de size de fikir vermiş olurum. Şununla geri dönüp izninizle başlamak istiyorum. Kanaatimce özellikle bu fikri temeli çünkü çok önemli. Yani bunu kaçırdığımızda ne üzere inşa ediyoruz? Bütün bu teknik meseleleri neredeyse bütün önemini kaybediyor. Dikkat ediniz. Eğer fikri birikim, yani felsefi birikim diyelim buna, değer birikimi, kültürel birikim, kültürel değer kodlarımızın birikimi ve daha fazlası, kökleri dikkat edin, mazide olup gelecek için ışık tutan, yön veren, vizyon sunan bir birikim demek ise, dikkat ediniz, Türkiye'de bu çerçevede kendisine özgü bir eğitim felsefesinden ya da fikrinden söz etmek ne yazık ki henüz mümkün değil. Anlatabiliyor muyum? Yani demin hocalarımız söyledi. Bir kere şu an görev başında, fakültelerdeki görev başında hocalarımızın ezici çoğunluğu tamamen bu hani batı menşeili fikirlerden, bakın bilgiden, teknikten bahsetmiyoruz. İnsana bakışı, hayata bakışı, dediğim gibi bilgi güçtür. Ya bana o kadar anlamsız, o kadar acımasız geliyor ki bilgi ile gücü yan yana koymak. Ne alaka? Yani inanın idrak edemiyorum. Bundan, bilgiden güç devşirmekle ilme, irfana, fazilete en büyük hakaret bu. Eğer yok ilim, irfan, fazilet kendiliğinden güç getirir deniyorsa hadi biraz anlayayım ama işte o yüzden muhtemelen tevazu demektir ilim sahibi olmak. Kısacası biz bu fikirlerle yol almamız gerekmiyor. Zorunda değiliz ve bunları dönüştürmemiz gerekiyor. Marif adına ve kendi sistemimiz adına. Düşününüz, evet, peki milli eğitim sistemi? Üstelik adı milli olduğu halde hangi ülkenin fikri, felsefi birikimin edilgen kuklası adeta? Üzgünüm ama böyle ifade ediyorum. Hangi kültürün yazdığı hikayenin edilgen figürü durumunda Türkiye eğitim sistemi? Çünkü bize ait değil. Burada Ömer Hocam yanlış anlamasın. Koparalım demiyorum ama başkasının kuklası olmayalım. Kendi değerlerimiz, kendi vizyonumuzu,
ve bu birikimimiz üzere sentezleyerek gidelim. Anlatabiliyor muyum? Ve işte bakın, bu kukla olma durumundan kurtulmadığımız ve kurtaramadığımız, tabir uygunsa o öğretmen yetiştirme profili ancak işte atandığında kendini kurtarmak için hani kapı arayan profile, ne yazık ki bunu herkes değil biliyorum, ama bu profile fırsat ya da imkan, zemin hazırlıyor. Dolayısıyla eğitim fikrini, felsefesini farklı ve yabancı bir kültürden ithal etmek, sonra da adına milli demekle bunun ithal ettiğiniz medeniyete, topluma ve kişiye fayda vermesini beklemek, düşünün başkasının içtiği suyla kendi susuzluğumuzun giderileceğini zannetmek kadar sığ bir şey ne yazık ki. Bir medeniyetin, özellikle de Türkiye'nin eğitim fikri, felsefesi yine Türkiye'nin geçmişinden, hikayesinden beslenir, büyür, gelişirse o zaman o işte gerçekten biz oluruz, bizim değerlerimiz olur. Ve biz buna dönük kaynaklarımızı tekrar genişletmeliyiz kıymetli Ömer Hocam. Var kaynaklarımız, genişletmeliyiz. Sadece onları okuyan yok, anlayan yok. Demin dediğim gibi bakın Almanya örneğini veriyorum. Latince ya da şey bilmeden eski Yunanca siz akademiye giremiyorsunuz. Adam ta 2000 yıllık eseri okutuyor önce. Bilim yapacaksan felsefe. Biz şurada 100 sene öncesini okuyamadan, kendi adıma söylüyorum, tırnak içerisinde sözde bilim insanıyım. Evet, anca bu kadar oluyor. Ne zaman o kaynaklarla bütünleştirirsem birikimimi, Batı'nınkini, bakın ben de Heidelberg Üniversitesi'ndeydim. Yani yalanlamak değil gayretim, niyetim. Sadece gerçekten sentezleyebilmek çok önemli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla hocam ikinci tur, Gürkan hocam, eğer ikinci tur dönecekse ben bir kısa bir söz alabilir miyim? İkinci tur gelecekse mi dediniz? Evet, gelecekse bir kısa bir söz alabilir miyiz? Tabii. Şimdi mi istiyorsunuz sözü? Evet, mümkünse. Evet, buyurun. Tabii buyurun. Yani şöyle sayın hocam, bütün bu demin ifade ettiğiniz sizin Batılıların knowledge is power dedikleri bilgi güçtür meselesi gibi bu tarz önermelerin tamamı tabii ki oturup sorgulamalıyız. Fakat şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani bir dikotomik yapı yok. Ak kara zıtlığı yok. Yani yer yer örtüşen çok noktalar var. Mesela bizde de bilgi güçtür. Yani ayette bilenlerle bilmeyenler bir olur mu diyor. Ya da peygamberler, işte alimler peygamberlerin varisleridir diyor. Yani ilmin bir otoritesi vardır. Fakat siz bu gücü nerede kullanıyorsunuz? Yani ben mesela sınıfa girdiğim zaman bilgimle bir güç elde ediyorum ve o güçle sınıfı yönetiyorum. Fakat ben o gücü öğrenciyi ezmek için mi kullanıyorum, yoksa öğrenciyi ileriye taşımak için mi kullanıyorum? Bakın Batı bilgiyi sömürgecilik için kullandı. Ve şöyle dedi, bu dedi Tanrı'nın beyaz adama yüklediği bir yüktür. Ve medenileştirme misyonu dedi buna. Bir nevi hatta onlara sürüleri güt tarzı bir şeyleri de var onların meşhur. Gütmek gibi, yani insanlığı gütmek gibi bir anlayışları. Aynen. Bilgiyi kötüye kullandılar. Yoksa bilgi bizde de güçtür, bizde de bir itibar kaynağıdır, bizde de bir sınıf oluşturur, ulema muteberdir, yani eskiden beri hep muteberdir. Hocam sorumluluktur. Ben Kur'an'dan öğrendiğim bilgi sorumluluktur. Ağlatır benim bildiklerimi bilseniz, ağlatır, üzer, ürkütür. Dolayısıyla yani güç diye yorumlamak zorunda değiliz. Bence sorumluluktur. Ben böyle anladım. Sorumludur bilen. Peygamber Efendimiz'in farkı da yine sorumlu olmasında vesaire. Yoksa insanlığa güç, hani bu Batı'nın siyasal kavram olarak kullanıyorum ben bunu. Öyle bir şey yoktu Efendimiz'in. Dolayısıyla böyle yorumlamak, dediğim gibi bütün bu paradigmalar hocam, tek bir paradigma yok. Yani yüzlerce, mesela diyelim ki Batılıların şöyle bir şeysi var. Diyor ki adam, ticaret yapmadan savaş olmaz, savaş olmadan ticaret olmaz. Mesela böyle bir mantıklar var. Şimdi bunu alıp sorgulayacağız. Yani burada ne demek istemiş adam? Doğru bir şey mi söylemiş, yanlış bir şey mi söylemiş? Bize uyan kısmı ne kadar, uymayan kısmı ne kadar? Yani %100 bir zıtlık olmadığı gibi %100 bir uyum da yok. Mesele
mesela haramlar, helaller ve mübahlar manasında değerlendirilirse birçok şey mübahların alanına da giriyor. Bu mübahların arasında da insanlığın ortak müktesebatı olan bilgi, bilim. Yani bugün Türkiye'deki mesela siz bir batıcı insanı bazı konularda ikna etmede zorlanıyoruz. Fakat şunu söylesek, desek ki sayın kardeşim, arkadaşım, insan kardeşim, bakın biz batıyla temel mübah meselelerde ne bileyim işte bir ev yapmaktır, şudur budur ya da ne bileyim çocuğa kalem tutmayı öğretmektir gibi temel mübah şeylerde ortaklaştığımız çok çok noktalar var. Fakat ayrıldığımız noktalar da var. Yani işte ontolojik olarak, epistemolojik olarak bunları anlatsak, uyumlu olduğumuz ve ayrıldığımız noktalar anlatsak birçok insanı ikna etme şansımız çok yüksektir. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Peygamberimiz zamanında da bunun çok çok örnekleri var. Yani birisi kandil getiriyor mesela. Peygamberimiz buyuruyor ki sen bizim mescidimizi aydınlattın. Allah da işte senin kalbini aydınlatsın vesaire gibi. Yani bu anlamda İran'dan almışız, eski Yunan'dan almışız. Batı da birçok yerden almış. Yani Batı dediğimiz de sentezdir. Yani Mısır'dan almış, Anadolu'dan almış, başka medeniyetlerden almış, sentezlemiş. Yani biz bugün pür milli yerli bir eğitim sistemi kuralım desek böyle ne bir insanımız var, ne bir kitabımız var, ne bir kaynağımız var, ne de bir hocamız var. Yani hiç kimse pür yerli ve milli değil. Dolayısıyla ama sağlam bir sentez oluşturulabilir. Yani Ahmet Hamit Tanpınar da bunu söylüyor. Yani milletlerin hayatında devam vardır diyor. Kendisi de bir terkibe ulaştığını söylüyor ahir ömründe. Yani bizim Müslümanız, bilim adamıyız. Aynı zamanda dünya vatandaşıyız. Dünya vatandaşıyız. Küresel ısınma beni de ilgilendiriyor. Dolayısıyla ben yani batılılaşmış ya da seküler bir insanın karşısına çıktığım zaman kardeşim ben de küresel ısınmadan rahatsızım. Bunun çözümü şöyledir, böyledir. Biz bireyi reddetmiyoruz ama bizdeki birey şöyledir. Biz aklı reddetmiyoruz fakat bizdeki akıl böyledir. Biz bu dünyayı reddetmiyoruz fakat bizdeki bu dünya anlayışı şöyledir. Aynen. Gibi. Aynen. Meseleleri anlattığımız zaman ben inanıyorum ki Türkiye'de %90'a kadar, %95'e kadar ikna edilemeyecek insan yoktur. Aynen. Fakat biz yeterince biz ve öteki kavramlarını oturtmadığımız için, sentezleri, ortak noktaları bulamadığımız için ya da çok fazla ayrılık noktalarına odaklandığımız için o terkibi de bir türlü oluşturamıyoruz. Bu kavgada sürüp gidiyor. Yani ya o ya o önermesi yerine hem o önermesi de teklif edilebilir. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Teşekkür ederim. Hayır, ama Ömer Hocam bizim zaten şeyimiz bu. Hem o. Yani biz birini atmak, satmak değil. Benim şu an özellikle şiddetle eleştirdiğim şey şu. Bizi zihnen asimile etmişler. Sorun bu. Yoksa hani ben de varım ya ve ben de buyum, farkım var diye bilen kaç insan var? Şuradaki Hazirun'un dışında işte kendi ne yazık ki benim sizde şikayetim veya eleştirim evet, evet. Yoksa senteze değil. Kesinlikle sentez. Ben de bir sentezim. 25 sene 53 yaşımın Almanya'da geçmiş. Kastım o değil. Bizim kastımız o olamaz da bizim kastımız sadece onlardan hareket etmek mümkünmüştür evet. Düşünmek. Yoksa kimliksiz değil. Aynı yerdeyiz. Evet, şimdi şunla ben bildireyim. Kürşat Hocam, affedersiniz. Şimdi var mı müsaade birkaç dakika Ömer Hocam'ın konuşmasından bir cevap hakkı doğdu gibi aslında. Başlangıçta konuştuklarıma ilaveten grubu rahatsız etmek istemem. Müsaadeniz varsa eğer. Estağfurullah, buyurun. Şöyle bir şey arzu eder misiniz hocam? Ben 5 dakikada toparlayayım, önerimi sunayım, size bırakayım ya da acilse hem şimdi konuşabilirsiniz. Acillikten değil, sadece birkaç noktada yani aslında söylenen arasındaki farkı ifade etmek istiyorum. Sizin değerlendirmeden sonra da olabilir. Buyurun dinleyelim şimdi sizi. Ömer Hocam'ın aslında yok dediği şeylerin çok büyük kısmı var. O Ömer Hocam'ın iddiası yani o onun düşüncesi. Gerçekte olan şey mutlak bilgi o değil orada. Birincisi şöyle bir durum var aslında o seküler olan ya da olmayan diye bir sınıflama yapmadık aslında. Yapılmaması da doğru. Çünkü bizim medeniyette ahirete dönük bir eğitim anlayışında dünya terk edilmez. Dünyadaki işlerle ahirete dönük işleri kazanabiliriz. Eğitim de ona hizmet eder. Ben farklı ortamlarda, farklı medyada da gördüm.
Bir ara bakanlığın bir çalışması oldu ama tamamen farklı bir konu çarpıtıldı. Bakanlık karma eğitimi kaldırıyor dediler. Bir farklı bir akademik camiada gündem oldu. Hiçbir eğitim bilimci olmayan, bu konuda hiçbir aslında arka planı olmayan arkadaşlar ya nasıl olur, karma eğitim nasıl kalkar diye karşı çıktılar. Dedim ki bakalım ne deniyor. Baktık şunu diyor, karma eğitim zorunlu olmamalı. Zorunlu olmamalı, çok insani bir şey diyorum ama tamamen karşı çıkıyorlar yine de. Şöyle diyorlar, karma eğitim zorun, sen karma eğitime karşı mısın? Yok, karşı değilim ama karma eğitimi zorunlu kılmak, dayatmak doğru değil. Bunun alternatifleri var, farklı seçenekleri, daha insani, medeni alternatiflerini kullanmamız lazım. Bunu tartışamıyoruz bile. Şu an Ömer Hocam'ın söylediği, bahsettiği özellikle bizde yok, hadi biz kendi eğitim sistemimizi kuralım desek kuramayız dediği şey, aslında kurarız, çok da iyi kurarız hem de. Ama bunu yaparken şunu iddia etmiyoruz. Yani ben yani bu konuda konuşan çoğu uzmanın da onu iddia etmediğini düşünüyorum. Oradakiler başta ifade ederken de onu söylemeye çalıştım. Oradaki kötü demedim. Bizdeki kötü değil demeye çalışıyoruz. Bunu kabul ettiremiyoruz. Bizde bir şeyler var. Hatta bizim içimizdeki aslında bizim içimizdeki dediğim yani bizim mahalle diye tanımladığımız biraz daha dindar, mütedeyyin insanlarda bir aşağılık kompleksi var. Biz yapamayız diye. Öğrencilerime şöyle bir örnek sunuyorum ben. Bir mezuniyet kıyafetleri var ya öğrencilerin, ya da akademik kıyafet var bir tane. Diploma törenlerinde bir resim gösteriyorum. Bu ne diyorum? İşte mezuniyet kıyafeti. Bir de hafızların mezuniyetinden kıyafet gösteriyorum. Sınıfta paylaşıyorum bazen online. Bu ne diyorum? Bu da hafızların işte mezuniyeti. Bunu yer değiştirsek olur mu diyorum. Yani hafızların giydiği cübbe, sarık ya da külah var. Bir de akademisyenlerin ya da üniversite mezunlarının giydiği cübbe külah var. Değiştirsek akademik törenlerde ya da üniversite mezuniyetlerinde bu cübbeyi ve külahı kullansak olur mu diyorum. Olmaz diyorlar. Niye? Çünkü o dini bir kıyafet, bu ilmi bir kıyafet. Bu bilimi temsil ediyor ve evrensel. Diğeri dini bir kıyafet ve bize ait. Peki diyorum, şöyle bilginiz var mı? Sizin bilimsel dediğiniz kıyafet aslında kiliseden çıkma dini bir kıyafet. Aynen öyle. Hristiyanlığın kıyafeti hem de, bize ait olmayan bir kültürün ve dinin kıyafeti. Sizin dini dediğiniz kıyafet medresede de kullanılmış. Bilimsel aslında, bilimi de temsil ediyor hem de. Çünkü yani cübbe, sarık özellikle alimlerin de kıyafetidir geçmişte. Yani sizin iddianıza göre bu daha uygun. Böyle yapsak olur mu diyorum, yine kabul etmiyorlar. Ama bu bilgiyi biraz soru işareti oluştu. Şimdi böyle bir bakış açımız var. Bize ait olanları böyle öyle bir aşağılamışlar ki, öyle bir kötülemişler ki, ya bu olsun dediğinde sanki başka bir şeyi reddediyormuş gibi anlıyor bir grup. Öyle bir şey yok aslında. Yani sonuç şu, çok uzatmayayım, rahatsız etmek istemiyorum. Biz yaparız, bizde var. Bizdeki olanlar diğerlerinden kötü değil. Temeli de var. Birikimi de var, felsefesi de var, düşünce, pratiği de var. Alternatifleri biraz daha serbest ve özgür şekilde tartışabilsek, uygulayabilsek, uygulamada söz sahibi politika yöneticileri, politika kurucuları bunları anlayabilseler, bizde olanları sahiplenebilseler çok daha güzel şeyler olur diye düşünüyorum. Eyvallah. Teşekkür ederim hocam, sağ olun. Bayram hocam, ben de usule dair bir iki şey söyleyeyim de çok uzamasın program. Güzel, keyifli, istifadeli bir program, güzel katkılar oluyor. Buradan bir rapor çıkacak, bir model, kendimize has bir model çıkması ve ona göre gelişiyor sanıyorum. Yani sizin biraz bu model özgünlüğü farkı nedir? Bu ikinci kısımda onu biraz. Ve bizden nasıl bir katkı bekliyorsunuz? Onu da sorarak, yani hayır, ikili şeylere gitmemesi lazım toplantının. Yani raporun tekemmülü için. Aynen. Bu bir çalıştay toplantısı, ön toplantısı diyelim. Şimdi az önce Bayram Hoca'nın ve Ömer Hoca'nın söylediklerine bir iki cümle şey yapalım. Şimdi bilimin yani vasıtaları bütün milletler için ortaktır. Yani Ömer Hoca'nın dedikleri o bilimin vasıtaları.
yani ortaktır her millet için. Şimdi tabii Cenab-ı Allah insanın eliyle, hani nasıl ağacın eliyle veya tava yumurta yaptırıyor, bize de ilim, medeniyet, yenilik yapma şeyi vermiş Hazreti Adem'den bu yana. Bu bilim tabii imece usulü çalışıyoruz. Ta geçmişten günümüze bu gelişiyor. Orta çağda bilimin ecdadımız Müslümanlar kurucuları olmuşlar. 18. yüzyılda Batı düşünüp bunları inkar etmiş. Yani uydurmuş birçok tarihsellik, yani Tahsin Görgün Hoca'dan dinledik. Kendilerini merkeze alacak şekilde tarihi tahrif etmişler. İşte bunda da başta Hegel, Kant, yani evrimi uydurmuşlar, feminizmi uydurmuşlar. Hatta Roma hukuku falan da aslında yok yani. Yunan, Helen falan çoğu esası biraz var ama çoğu uydurulmuş. Yani bunların tarihi belgeleri var. Ve o medeniyet anlayışı, menfaate dayanan, o menfaate dayalı, o fazilet yerine, kuvvete dayanan hak yerine onu geliştirmişler. Sömürgecilik, yani eğitim de günümüzde bir sömürgecilik ve bizdeki tarih ve Cemil Meriç'in de dediği gibi haçlı hakimiyet, yani müfredatta hakim olan, hani batıdan fitresiz ithal üzerine olan ve dolayısıyla sizler de bizim hani kimliğimizi bulamadığımız meselesi var. Çünkü nasıl her insana Allah bir özgü şahsiyet vermiş, milletlerin de toplumların da bir kimlik kazanması lazım. Bizdeki en büyük zafiyet kendimize ait tarih, değerler, kültür, yani başkaların kavramlarıyla hayata bakıyoruz. Yani Yusuf Kaplan'ın dediği gibi başkaların kavramlarıyla zirve olamazsınız. Yani zırva veya kral olamazsınız. Kralların köleleri olursunuz diyor. Biraz ağır konuşuyor ama durum bu yani. Evet. Şimdi biz burada kendi öğretmenlik kimliğimizi bulmak için bir gayret var burada. Ya bizim aydınlarımız başta batıda eğitim görenlerin büyük bir çoğunluğu muhafazakar da olsa kendimizi bilmeden oradakini ithal ettiği için tabii Gürkan Hoca gibi istisnalar var yani az da olsa. Yani ben de hani Almanya'da, İngiltere'de, Amerika'da bulundum, yani kendi geçmiş fikirlerime bakıyorum, yani sonradan onlardan zor kurtuldum. Yani bizim Rasim Özdenören'in dediği gibi bizim aydınlarımız Batı'nın fikrini kendi fikri sanmeden ahmaklardır diyor. Gerçekten öyle. Yani şimdi o kimliksizlik diyelim, yani onu o olmayınca kimlik, yani her türlü ahlaki yozlaşmanın şeyi oluyor. Yani bizdeki bu işte marife dayanmayan kalkınma işte son 20 yıldır bu hormonlu kalkınmada sıkıntılarını, bir yandan zenginleşirken fakirleşiyorsunuz. İşte muhafazakarlarımız dünyevileşiyor. Dolayısıyla bu model üzerinde duracağız herhalde. Benim merak evet. ettiğim de bu. Teşekkür ederim. Güzel, önemli katkılar oldu. Ben de yoldaydım başlangıçta, ancak dinleyebildim. Eyvallah. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Kıymetli hocam, aynen. Yani ben demin, önce de bitirebilirsek iyi olur değil tabii, mi? Tabii. Demin bahsettiğinizle ilgili, o yüzden figüran, kukla karakterlere ne yazık ki dönüşüyor. Bu kaynakları olmayınca, kendine dair kimlik bilinci olmayınca ben kimim, anlamım, değerim. Dolayısıyla çok önemli. Şununla bitireyim. Kısa tutacağım. Zaten söylemem gereken birkaç şey vardı. Mesela bakın, ithal ediyoruz. Sorun burada. Nasıl yapıyoruz? En yakın, bakın, eğitim fakülteleri, eğitim bilimleri bölümleri kurulurken, demin Avrupa örneğini verdim. Dedim ki eğitim felsefi, sosyal tarih temelleri temel bilimler diye geçiyor eğitimde. Mutlaka onlar olmadan diğerleri kurulmuyor. Peki Türkiye'de de kurulmuş. Nasıl kurulmuş? Hala da sadece bakın, Türkiye'de 5 üniversite, birisi de Samsun Eğitim Fakültesi, 100'e yakın eğitim fakültesinden sadece 5'inde
eğitimin felsefi, sosyal, tarihi temelleri var. O da tabii ne kadar akademik kadro güçlü vesaire tartışılır. Bakın burada bile bir sorun var, bir kasıt var gibi adeta. Hani bu kadar kötü niyetli bakmak istemiyorum ama ya o örneği alıyorsunuz da niye felsefi temelleri, sosyal tarih temelleri oluşturmuyorsunuz? Ha, bir riski var. Ya bu alanı okuyacak, okutamayacaksınız çünkü Osmanlı Türkçesi bilen yok artık. Ya ondan unutulmuş, terk edilmiş ya da kasten öğrenmesinler. Çünkü tarihi okuyunca, felsefeyi okuyunca kendi medeniyetin birikimi olarak istedikleri gibi kuklaya dönüştüremezler. Anlatabiliyor muyum? Ben buna karşıyım. Yoksa ben Mevlana'yı bilip Avrupa'nın da örnek veriyorum Goethe'sini tanımamda hiçbir sakınca yok. Anlatabiliyor muyum? Ama Mevlana'yı bilmeden onu bilmek sorun, sıkıntı doğuruyor. Dolayısıyla bu ideolojik körlükten kurtulması gerekiyor. Eğitim dediğimiz ve öğretmen yetiştirme dediğimiz bu yapı endoktriner olmaktan kurtulması gerekiyor. Bunun için de bir şey daha aklımda, burada da vardı, kısaca paylaşayım. Mesela YÖK'ün 97 kararlarını hatırlıyor musunuz? Birçok hocamız bilir. 1997'de aldığı karar, bakın ilmi hiçbir yönü yok. Neden mi? En basit, bakın eğitim bilimleri fikrini, yani eğitimin ayrı müstakil bir bilim olma fikrini imha ettiler. Ne pahasına? Öğretmen yetiştireceğiz. Ya tamam, öğretmen yetiştirelim. Bir öğretmenlik yüksekokulu açın. Orada, hatta benim şimdi önerdiğim iddiam o. Öğretmen yüksekokulları açalım, oluşturalım. Bunlar da sahada öğretmenlik yapmış, yıllardır kendini kanıtlamış yetkin şahsiyet hocalarımız olsun. Alalım onları. Demin hocalarımızdan biri de söyledi. Ya eğitim bilimleri üniversiteleri kurmak ya da eğitim yüksekokulları oluşturmak, eğitim fakültelerinin yanı sıra. Ve bunlarda mutlaka bu eğitimin felsefi, sosyal, tarihi temelleri gibi, eğitim teknolojileri gibi, karşılaştırmalı eğitim gibi, eğitim psikolojisi gibi, felsefi antropoloji gibi, dini antropoloji gibi vesaire zorunlu olsun bu dersler. Ama meslek yüksekokullarında uygulaması ağırlıklı %70, teori %30 oranında, aşağı yukarı söylüyorum. Örneğin uzmanlık programı olsun, hani mühendis kıvamında %50 olsun bunun şeyi, ağırlığı, uygulama kuramsal. Lisansüstü programlar içinde %70 kuramsal, %30 uygulamalı gibi. Yani yeniden yapılandırıp değerli konuklar, öğretmen yetiştirmeyi, bu hali hazır hocalarımız da söyledi, şu anki eğitim bilimleri ya da eğitim fakültelerindeki hoca profilimiz dediğim gibi tamamen kendine yabancılaşmış karakterler, neredeyse %70'i. O yüzden sahaya gönderdiğimiz öğretmenler tabir uygunsa bizim değerlerimizle barışık değil. Ya yine batıdan örnek vereceğim. Düşünün, ben ya Almanya'da yaşamış birisi olarak söylüyorum. Almanya Avrupa layık değil mi? Ama ben orada özellikle kendi dinlerinden de olan din düşmanına rastlamadım. Adam sadece ben ateistim diyor. Yani inanana saygım sonsuz. Ama buradaki laiklik din düşmanlığı. Bakın ithal ederken bile manipüle ederek ithal ediyoruz. Benim itirazım buna. Yoksa hani ayırmak, din devlet işini falan, hani bunlar tartışılabilir ne oranda. İşte bu basma kalıp, taklit olarak alıp bir de manipüle edip almaya karşıyım. Ve eğitim açısından, orijinal kendimize has eğitim fikri oluşturma açısından kesinlikle doku bozucu, zehirleyici olduğunu ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla değerli konuklar, demin söylediğim gibi
eğitim öğretmen yetiştirmeyi benim kanaatimce sil baştan düzenleyip eğitim bilimleri üniversiteleri içinde işte bütün eğitimle ilgili alanların olduğu, uzmanlık gibi bir programın olduğu, öğretmenlik gibi bir programın olduğu ve lisansüstü gibi bir programın baş başına olduğu ya da var olan eğitim fakülteleri, malum hocalarımız biliyor eğitim fakültesindekiler, bizim bölümdekilerin ders yükü en az 30-40 saat. Çünkü 3000-4000 öğrencimiz var. Bütün eğitim fakültesinin derslerini meslek bilgisi biz veriyoruz. Bu ders yükü içerisinde eziliyor zaten birçok bilim akademi adına bir şey yapamıyor. Dolayısıyla bu çıkmazdan da kurtarmak hem de bu tekelden kurtarmak adına değerli hocalarım ayrıntısını çok uzun olur. Tekrar arzu ederseniz konuşuruz. Böyle bir şey yeni bir yapılanmaya gitmenin acil olduğu kanaatindeyim. Özellikle Eğitim Bir Sen ve sendikalarımız bakımından bu noktada yeni bir yapılandırmaya doğru şey yapmak, ne derler ona, zorlamak zorundayız. Ve bakın eğitimi bilimi olarak, eğitimin bilimini yapanlarla eğitimin uygulamalarını gerçekleştiren arasındaki ayrımı görmeliyiz. Birbirinden koparmalıyız demiyorum. Güçlü bir ilişki var ama eğitim bilimciyle sahada öğretmenlik yapan ve yapmayı kazandıran arasında bir fark var ve olmalı. Yani eğitim fakültesi meslek lisesi uzantısı değil. Olamaz da böyle düşünmemek lazım. Evet, bu bir donanımı kazandıran ama bunun için hazırlayan olmamalı. Bundan kurtarmak lazım. O bağlamda daha ayrıntısı var ama ben kısaca yetineceğim zaman ilerlediği için. Değerli hocalarım, bu bağlamda özgünleştirip öğretmen yetiştirmeyi yeniden bir yapılandırmaya gitmenin zaruri olduğunu hem bilimsel, felsefi, tarihi, sosyal yönleriyle güçlendirme adına hem de uygulamaları güçlendirme adına. Bakın öğretmenlik uygulaması meselesi, biz bir sınav sonunda atanıyor bizde öğrenci KPSS. Almanya örneğini veriyorum. En az 2 yıl fiilen staj yapıyor. Bizdeki gibi akademisyen bir hocanın ne kadar yapabildiği meçhul. Öğretmenlik uygulaması öğreti hocası gibi atanarak değil. Bizzat bir ayrı bir birim var. Uzmanlık, uzman ekiplerinden oluşuyor. Yöntem uzmanı, özel eğitim yöntemleri uzmanı, formasyon uzmanı, yani pedagojik, psikolojik, felsefi altyapısıyla uzman, okuldan bir komisyon takip ederek 2 yıl sonunda o öğretmenlik uygulaması yapan aday için rapor yazıyorlar. O raporun sonunda atanıyor. KPSS gibi bir sınava girerek değil. Anlatabildim mi? İşte biz de özellikle öğretmenlik kısmını daha çok ağırlıklı olarak uygulamaya dönük içini yapılandırarak yeni bir biçim, yeni bir yapılanmaya gitmemiz gerekiyor diyorum. Burada nokta koyuyorum. Söyleyeceklerim çok ama şartlar nedeniyle kapatıyorum kendi adıma. Çok teşekkür ediyorum. Ve tekrar birer ikişer dakika söz almak, ilave etmek, yorumlamak isteyen varsa buyursunlar, söz verelim. Teknik açıdan Mehmet Ali Hocam, Osman Hocam nasıldır? Bundan sonra sizde olsun süreç. Bana bir şey düşerse teklif ederseniz memnuniyetle devam edelim. Buyurun. Gülkan Hocam, bu toplantıların bir amacı da tanışmak olduğundan dolayı işte 2 dakika, 1 dakika, 3 dakika, neyse 3 dakikayı atmayacak şekilde konuşmayan, katılmayan arkadaşlarımız soruları olabilir veya katkıları olabilir. Bu anladığım kadarıyla bir şeyin başlangıcı, sürecin öğretmenlik modeli oluşturuluyor. Bu çalıştay, onun bir online çalıştay. İleride yakın bir zamanda bu yüz yüze de olacak inşallah. Belki birkaç gün
sürecek. Uzun zamandır üzerinde çalıştığı Gürgen Hocam araştırmasının bir ucunu sundu. Sunuyorum. Ve biz tabii genelde bu model konuşurken idari noktalar, ben çok YÖK toplantılarına geçmişte katılmıştım. Hep işte rektör nasıl seçilecek, dekan, yönetim kurulu. Halbuki asıl önemli olan müfredat, dersler. Bunlar ve felsefesiyle bize hizmet edecek şekilde yapılandırılması gerekiyor ve bütün kavramların yeniden felsefesiyle ihya inşa edilmesi lazım. Siz o noktayı çalışmışsınız. İyi, doğru bir yoldayız. İnşallah. Ve arkadaşlar sırayla, hiç konuşmayanlar herkes birer ikişer üçer dakika neyse en azından kendisini tanıtır. Grubumuz malum bu noktada Türkiye'de belki de en üst, yani Maarif davamız grubu. Her kesimden üst seviyede fikir adamıyla, bilim adamıyla, özellikle eğitim bilimcileriyle, eğitimcileriyle, yazar gazetecileriyle konuya sahip çıkıyor. Bir kümelenme, bir dağınık fikirlerin tevhid edildiği bir ortam haline geldi, geliyor. Bu noktada öğretmenlik dönüşümün merkezinde bulunuyor. Ve bu meseleyi kesinlikle halletmemiz lazım. Mehmet Ali Hocam herhalde idare ediyor değil mi? Ya da siz mi idare ediyorsunuz? Mehmet Ali Hocam destek olursa memnun olurum, fark etmez. Ama kendi adıma çok çok teşekkür etmek istiyorum. En kalbi şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Sabırla dinlediniz, çok kıymetli katkılar verdiniz ve açıkçası devamını arzu ederim. Çok tabii çok keyifli sizlerle böyle bir toplantıda olmak, tanışmak. Allah razı olsun, iyi ki varsınız. Rabbim ömrünüzü bereketlendirsin. Mehmet Ali Hocam, siz takdim eder misiniz, devam eder misiniz konuşmak, söz vermek şeklinde? Mesela hocam, Adnan Hocam'dan başlayalım. Adnan Mendihoğlu hocamız var, evet. Siirt Üniversitesi'nden. Hatta oradan da bir dekanımız katıldı değil mi? Siirt Üniversitesi'nden eğitim politikası. Evet. Evet, Hasan Basri Bey, hoş geldiniz. Mikrofon kapalı galiba. Teşekkür ederim Osman Hocam. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Ben biraz önce ilk turda söz verdi Gürkan Hocam, sağ olsun. Kısmen biraz eğitimdeki böyle hali pür melalimizi ortaya koyan bir resim ortaya koymaya çalıştım. Evet, burada katılacak, konuşacak Bilal Eren hocalı, İsmail Kuşçu, Bursa Eğitim Fakültesi'nden pedereci, Mehmet Yaşar hocamızı tanımıyorum, Mehmet Kaya'yı da tanımıyorum. Osman Koçak, Sivas'ta eğitim yönetiminden doktoralı bir arkadaşımız. Ay Yüce Hanım konuştu, katıldı galiba. Tahsin Bey var, Ünal Bey var. Sırayla herkesten toplantıyı değerlendirmesini bekliyoruz. Ahmet Yapıcı hocamız zaten grup müzakereciydi. Ahmet hocam, program nasıldı? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizden başlayalım, ikinci bir şey olsun. Siz biliyorsunuz önderi temsil ediyorsunuz. Duyuyor musunuz? Evet hocam, teşekkür ederim, duyuyorum. Ben istifade ettim. Güzel, faydalı bir program oldu. Özellikle yani eğitimin ve marifin felsefi, bizim tarihi geleneğimize dayanan, bize ait olan tarafına ilişkin bir çerçeve çizilmesi açısından önemli oldu. Çünkü girişte belirttiğim gibi hep sonuçlar üzerinden tartışıyoruz. Mevcut yapı üzerinde, onun üzerine tartışmalar yürütüyoruz. Daha kök, Gülken Hocam'ın belirttiği kök değerlerden başlayarak konuşursak, temel üzerine inşa daha verimli olur.
O yüzden ben bu tartışmayı verimli buldum, faydalı buldum, istifade ettim. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Evet, sıra kimde? Bilal Bey, siz ne diyorsunuz? Duyuyor musunuz? İsmail Bey, Bilal Bey'den sonra siz konuşacaksınız. Sizi de bir duyalım. Ha, açtı galiba İsmail Kuşçu. Hocam bekliyorum. Bilal Hocam konuşmadan konuşacağım. Evet İsmail Bey, sizi dinliyoruz. Hocam toplantı için çok teşekkür ederim. Açıkçası çok istifadeli oldu. Yani buradaki hocaların hepsinin çok değerli katkıları oldu. Özellikle eğitimin temel felsefesinin oturtulması noktasındaki tespitleri çok harika hocam. Çünkü bu bizim en büyük sorunumuz. Daha önce bir çalıştayın şeyini, daha doğrusu kaydını dinlemiştim. Özellikle bu helal sertifikasyon programı ile ilgili orada bir şey tanımlamışlardı. Mesela doyma kelimesi kapitalist sistemin getirdiği bir doymayla bizim kendi değerlerimizden veya bizim oluşturmak istediğimiz sistemdeki bir doyma kelimesi nedir? Önce bir yani kavramları en başından kendi temel değerlerimizin oluşturduğu bir felsefeyle hocam bu kavramlarımızı tanımlamamız gerekiyor. Eğer ki biz bunları tanımlayamazsak üstüne inşa ettiğimiz hiçbir şey kök tutmaz. O yüzden bu tartışmalar yani özellikle bu münazara veya mütalaların çok değerli olduğunu düşünüyorum hocam. Bir diğer önemli konuya hocalarımız parmak bastı. Özellikle ben şu anda bulunduğum fakülte itibariyle hocam maalesef eğitim bilimlerindeki hocaların zihniyet veya ideolojik yapıları bu topluma ve değerlere hocam çok uzak, çok yabancı. Yani düşman, yani resmen düşman yetiştirecek bir ideolojik yapıya sahipler. Yani bu kadroyla nasıl bir şey yapılabilir orası ayrı bir sorun. Tamamen kökleri dışarıda ve dışarıdan beslenen bir zihniyet içeride kendi milli ve manevi değerlerine sahip çıkacak öğretmenleri nasıl yetiştirecek burasını bir çözüme kavuşturmak gerekiyor. Tekrar çok uzatmamak için teşekkür ediyorum hocam. Yani bu tarz çalıştaylar veya programlar olursa kendim katılmak isterim. Hem istifade ediyorum hocam hem de benim de düşüncelerim burada daha da netleşiyor. Daha da neler yapmak istediğime yönelik net fikirler elde ediyorum. Tekrar İsmail teşekkür ederim. Hocam, özür dilerim. Hatta kendi öğretmenlik meslek lisesi olan, uygulama okulu olan öğretmenlik yüksek okulları kurmak lazım ve bu fakültelerden kurtarmak lazım. Ha destek verecek tabii fakültedeki hocalar ama asıl öğretmenin sağdan topladığımız kaliteli dava, dert sahibi hocalar o meslek yüksek okullarında yetiştirmesi gerekir gibi özetle takdim etmiş olayım. Benim çalışmamın içerisinde yer alan bir bilgi. Allah razı olsun. Teşekkür ederim hocam. Evet. Ay, İsmail Bey bir de sizi ağzınızdan dinleyelim. Kimsiniz? Nerede çalışıyorsunuz? Ben İsmail Kuşçu. Aslen Vanlıyım. Bursa'da Uludağ Üniversitesi'nde eğitim bilimleri, eğitim fakültesi, eğitim bilimleri bölümünde psikolojik danışmanlık ve rehberlik ana bilim dalında çalışıyorum. Özellikle pozitif psikoloji alanında çalışıyorum hocam. Burada kültürel tevazu kavramının temelli bir model çalışıyorum tezimde. Şu an tezim bitmek üzere. Yani pozitif psikolojinin aslında çıkış temeli bizim şu anki şeyimizi de destekliyor hocam. Yani batıda da bunun sancısı yaşanıyor. Özellikle 2000'li yıllara kadar bütün modernist yapıya sahip olan bilim dalları diyorlar ki yani tamam her şey neden sonuç ilişkisiyle açıklanmıyor. İnsanları besleyen ahlaki değerler var. Yani bunu erdemler, 6 temel erdem ve 24 karakter gücü olarak pozitif psikolojinin erdemler ve karakter güçleri olarak hocam insanların iyi yönlerini, ahlaki yönlerini güçlendiren yani insanların olumlu yönlerini ortaya çıkaran çalışmalar yapıyor. Bunlardan işte bir tanesi tevazudur, bilgelik, hikmet, manası dediğimiz şeydir, maneviyattır. Tabii bunlar 6 temel erdem ve altında diğer 24 tane karakter gücü etrafında şey yapıyor. Tabii bunun dini ve felsefi etkileri de oluyor ve şu anda o kırılmış durumda yani Avrupa'da, Amerika'da bunlar kırılmış durumda. Şu an daha ciddi manada bunun bir sancısı çekiliyor. Orada da çekiliyor ve orada da bu yöne doğru bir gidiş var hocam. Kısaca bu şekilde ama. Teşekkür ederiz. Bir de Tahsin Bey'le Ünal Bey'i tanısak onlar ne diyorlar program hakkında mülahazaları varsa dinlemek isteriz, tanımak isteriz.
Hocam merhaba, saygılar. Ünal Akyüz, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan. Eski Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanı, şimdi müşavirlikteyim. Bir bence toplantı hocam çok güzel istifadeli oldu, çok ben memnun oldum. İki kısa konu var hocam. Birincisi bir aslında hani tartışma konusu olan eğitimimizin sermayesi konusu. Bayram hocamla şeyde çok değindiler. Aslında buradaki hazırın Türkiye'deki eğitim sermayesi konusundaki Türkiye'de yeterince, bence yeterince bize bir fikir veriyor. Hani bence eğitim fakültelerindeki bir kısım olumsuz düşüncedeki akademisyenlerin sayısına bence çok takılmamak gerekiyor. Bence Türk eğitim sisteminde yeni politikalar oluşturacak kadar bizim milli manevi değerlerimizi, millileşme duygumuzu besleyecek olan yeterli eğitim sermayemizin ve akademik camiamızın buna yeterli olduğunu düşünüyorum. İkinci konu, en önemli konu, bazı bir konunun zaman ve zeminin uygun olgunlaşması geliyor. Şu anda bütün bu burada bahsedilen bütün konulara açık ve bunları yapmaya hazır bir Eğitim Bakanlığı şu anda var. Yani Eğitim Bakanlığı şu anda yönetimindeki kişiler mevcut hazirun. Burada şu andaki hazirunun bahis konusu ettiği şikayetleri ve hepsini kale alacak, dikkate alacak insanlar. Bu noktadan aslında buna sevinmeliyiz. Buna da uygun hazır politikalar üretip onlara destek olmalıyız. Bu konuda zaman ve zemin hani bizden yana. Üçüncüsü, Avrupa Konseyi'nden bir arkadaşımız dün geldiğinde dedi ki sivil toplumun desteği çok önemli, Ünal Hocam demişti. İşte bu konuda da Mağrip Platformu bu konuda öncü bir rol inşallah oynayacaktır diye ümit ediyorum. Program da gayet başarılı oldu. Katılımcıların katkıları da çok yüksek oldu. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar arz ediyorum hocam. Görüşmek Peki, ne yapalım Gürkan Hocam, Bayram Hocam'ın, diğer hocalarımızın söyleyecek sözü var mı acaba? Aslı Hocam da var. Hocam, müsaade ederseniz. Hocam, müsaade ederseniz. Lütfen. Teşekkür ederim. İlk turda söylediğimi belki tamamlayan bir iki ifade, sonra bir iki somut öneri paylaşayım. Gürkan Hocam, eğitim felsefesiyle ilgili söylemleriniz çok önemli. Sanırım son 20 yıllık süreçte biz ulaştırmada, sağlıkta, işte kalkınmada, bir hocamız eğitimsiz kalkınma dedi. Önemli bir merhale kat ettik. Fakat eğitimde ve kültürde aynı şeyi söyleyemeyiz. Yani 5 yıldızlı turizme feda ettik kültürü. Eğitimde de nereye geldiğimiz ortada. Yani 97 müfredatı tamamen Amerika eğitim sistemini olduğu gibi taklit eden bir müfredat, öğretmen yetiştirme müfredatı, siz değindiniz. Sosyoloji, psikoloji, felsefeyi dışlayan bir müfredattır. Çünkü teknik insan yetiştiren bir anlayışa sahip Amerika, bizim toplumsal yapımızla örtüşmediği halde onu uzun süre uygulamaya çalıştık. Sonra Humboldtçu Avrupa felsefeye döndük. Sahadan kopuk öğretim elemanı problemimizi bir hocamız ortaya koydu. Sahadan, mektepten uzak. Pratikten uzak. Eğitimde bilim üretme anlayışında batıcı ve piyasacı bir anlayış hakim. Ben eğitim yönetimi alanım. Öğrencime yönetimde sabır kavramını çalışır mısın dedim. Araştırdı. Bir hafta sonra geldi, ya hocam beni affedin. Kaynak bulamıyorum. Nasıl altından kalkacağım bilmiyorum dedim. Dedi. Peki sen bir konu getir dedim. Bana getirdiği konu yönetimde otopoyez. Çalıştı, altından kalktı. Yani Batı'nın ürettiği kavramlar, Batı'nın ürettiği ölçeklerle kendi toplumsal gerçekliğimizi yansıtmayan bilim üretiyoruz. Evet. Öğretmen yetiştirmeye, çözüm üretmeye çalışıyoruz. Siz bilirsiniz, her bilgi üretildiği toplumun kokusunu, rengini verir. Ve başka toplumların dinamikleriyle birebir örtüşmez. Kendi bilim üretme anlayışımızı inşa edemiyoruz. Ve çözüm olarak, tabii bu çok tartışma, uzayabilir bu tartışma. Tekçi, tek tip eğitim, tek tip okul, tek tip müfredat, tek tip öğretmen yetiştirme sistemi sıkıntılı. Batı biraz kendi sorunlarını çeşitlilikle çözmüş. Aslında bu bizim medeniyetimiz köklerinde var. Osmanlı'yı bir kelimeyle anlatın deseler çoğulculuğu seçerim. Çeşitlilik.
İki kelimeyle deseler vakıfları eklerim içine, toplumsal dayanışma. Yani biz öğretmen yetiştirme sistemini niye illaki merkezi, tek tipçi ve onu nasıl reforme ederiz arayışındayız? Affedersiniz, talebelerin %10'u alternatif okullara gidiyor. Ev okuluna devam edenlerin sayısı 4 milyonu geçti. Hepsinin öğretmeni farklı öğretmen yetiştirme sistemlerinden geliyor. Ve mesela Waldorf okul öğretmenleri, profesörleri cebinden çıkaracak nitelikte hepsi evsatta. Her öğretmen oralarda görev yapamıyor. Biz kendi Ahmet Hoca'nın ifadesiyle marifet okulumuzu kuracaksak marifet okulunun muallimini seçmeliyiz. Yani öğretmen yetiştirme yeri, öğretmen yerine daha böyle marifetle ve hikmetle yaklaşan muallimi, hocayı yetiştirebilmeliyiz. Ve onun karşısına oturduğumuz kişi pasif alıcı olan öğrenci değil, öğrenme eyleminin, akademik ifadeyle söylüyorum, öznesi, aktif, devam ettiricisi, başlatıcısı olan talebe olur o zaman. İşte biz farklı bir hikmete, marifete, onu bunları temele alan bir marif inşa edeceksek, bunun muallimini de, hocasını da, bunun talebesini de ortaya koyacak bir alternatif sistem üretmeliyiz. Hülasa tevhid-i tedrisat yasası farklı öğretmen yetiştirme sistemlerinin ve farklı müfredatların önündeki en büyük engel. Bunu sorgulamalı ve farklı öğretmen yetiştirme sistemlerinin önünü açmalıyız. Bu radikal yaklaşımlar olmadıkça mevcut palyatif çözümlerle biz bir yere varır mıyız? Ben bu konuda şüpheliyim. Bu toplantı bu gibi şeylerin sorgulaması için ve bu farkındalığı biraz daha bu dalgayı büyütmek için çok önemli, çok kıymetli. O yüzden düşünenlere, bunu düzenleyenlere gerçekten çok teşekkür ediyorum. Hasan Basri Hocam, Almanya'da eyaletler arası bile fark var öğretmen yetiştirmede, biliyorsunuz. Dolayısıyla çok doğru, eyaletler arasında bile fark ederken biz Türkiye'de, Avrupa'yı bırakın, dediğiniz gibi tek bir şey dayatma modeli kesinlikle nitelikli olmuyor ne yazık ki. Allah razı olsun. Peki Gökhan Hocam, burada bitirelim değil mi? Siz de hatırına çekin nasıl bitirecekseniz. Mehmet Ali Bey mi bitiriyor siz de? O, çünkü program 10'da Mehmet Ali Bey'de. Evet. Ben buradan çekiliyorum. Yani ben diğer konuşmayan arkadaşlar da dahil olsun diye girdim. Kıymetli hocalarım, çok çok teşekkür ediyorum. Evet, Tahsin Hocam da bir şey der miydi diye bekledim ama galiba müsait değil. Harika oldu şahsen kendi adıma. Zenginleştirdiniz. Evet, kapsamlı bir çalışma zaten. Ben burada damıtılmışını vermeye uğraştım. Ama söylediklerinizle kesinlikle dediğim gibi hem destekleyici hem çeşitlendirici nitelikli oldu. Katkılarınız hepinizden Allah razı olsun. Emeği geçen, vesile olan herkesten en kalbi şükranlarımı, muhabbet, hürmet, saygı ve selamlarımı ayrıca iletiyorum. Tahsin Gülen Hocam bir şey diyor mu? Kendisini gördüm, bir hareket oldu ama. Diyecek galiba. Diyecek, hazır. Harika. Buyursunlar. Sonra Mehmet Ali Hocam, size bırakıyorum ben. Ben teşekkürümü ifade etmiş oldum. Sizler takdiriniz, kapatırsınız, selamlarsınız, bitirirsiniz. Buyursunlar Tahsin Hocam. Tahsin Hocam müsait değil herhalde, Gürkan Hocam. Gürkan Hocam, ben de size özellikle grup adına çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten güzel bir sunum yaptınız. Eğitim felsefesi adına, bize ait bir eğitim felsefesi nasıl olmalı sorusuna oldukça net cevaplar verdiniz. Ağzınıza, yüreğinize sağlık inşallah. Çok değerli katkılar, paylaşımlar da oldu. Bütün bu katkı sahiplerine de ayrıca teşekkür ediyoruz. Ali Bey, Tahsin Bey bir şeyler söyleyecek herhalde. Ben duyuyordum. Bilmiyorum, siz duyamadınız mı? Yarım kaldı. Ses geliyor, gelmedi. O yüzden. Geliyor Mehmet Ali Bey. Zeki, bana geliyor. Çok az geliyor, evet.
Geliyor. Osman Hocam size geliyor, bize gelmiyor. Bize gelmiyor. Tahsin abi mikrofonda bir problem var galiba. Peki. Kifayeti müzakere yapalım Mehmet Ali Hocam. Buyurun. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Herkese hayırlı akşamlar. Bir dahaki programda inşallah buluşmak ümidiyle. Hocam bu link kardeşim şu anda o da katılımcılar arasında. Adnan Memduoğlu doçent. O benimle paylaştı. Bu toplantı davet linkini, bu daveti hangi platform üzerinden paylaştınız? Nasıl haberdar olabiliriz? Bunu Marif Davamız platformu üzerinden paylaştık. Osman Hocam inşallah. Ben Adnan Bey söyledim. Size inşallah gruba alalım. Oradan doğrudan bundan sonraki programları görürsünüz. İnşallah. Teşekkür ederiz. İnşallah. Muhterem hocalarım istifade ettik. Ben aynı zamanda lisansüstü master doktora öğrencilerle bir programım vardı. Bir kulağım sizdeydi, dinliyordum. Bir taraftan da arkadaşların dersini yapmaya çalışıyordum. Hakkınızı helal edin. Ama çok istifadeli oldu. İnşallah devamı gelir muhterem Osman Hocam. Teşekkür ediyorum. Eyvallah. Allah razı olsun Adnan Bey. Peki. Hoşça kalın. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ederiz. Gülfar Hocam özellikle sorumuzdan dolayı. Hasan çok Basri Hocam aramıza hoş geldiniz. Eyvallah. Görüşlerinizden gerçekten istifade ettim. Osman Hocam sağ olsun bize öncelik ediyor her zaman. Bizi gayrete getiriyor ama tabii bizde iş yok. Hasan Basri Bey de, bundan sonra Hasan Basri Bey'i de öne alırız. Bak, o da, inşallah hocam. Estağfurullah. Yeni tanıdık. Hasan hocamın birikimi var hocam. Hocam birikiminden istifade edebiliriz. Sağ olsun bugün istifade ettiğimi söyleyebilirim. Hocam belki gelecek toplantılarda yani söyleyeceğimden dolayı bana şey vermeyin, ben şu ara müsait değilim. Bu gelenek ve politika çatışması var bizde insan yetiştirmede. Hasan Hocam bu konuda kanaatimce birikimlidir, güzel bir sunum yapabilir. Tabii böyle embevaki olarak görmesin lütfen. Ben sadece birikiminizden istifade etmek için böyle bir tavsiyede, böyle bir istekte bulundum. Yani şu anda insan yetiştirme sistemimizde ciddi bir şey var hocam. Ciddi bir çatışma var. Gelenek ve modernizm ya da gelenek politika çatışması yaşanıyor. Bu öğretmen yetiştirmeye de yansıyor. Hayatımızın her alanına, hatta sınıf ortamındaki davranışlarımıza bile yansıyor. Bunu belki geniş bir zamanda yine bir hocamızın sunumuyla tartışabiliriz. İnşallah. Behçet Hocam burada sizi, sizin gibi diğer dostları görmekten ben de çok mutlu oldum. Sağ olun. Çok şey öğrendim. Yurt dışına gitme durumu var uzun bir süreliğine. O yüzden döndüğümde inşallah müsait olursa ve uygun görürseniz başka konuda hazırlık yapıp ben de katkı vermek isterim. İstifade etmek isterim. İnşallah hocam. İnşallah. Tamam. Hocam, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar, hayırlı geceler. Hayırlı akşamlar. Hayırlı geceler. Çok memnun olduk.